Victor Hugo, Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Ölüm Cezası. İşte 5 haftadan beri beni varlığıyla donduran, ağırlığıyla ezen bu tek düşünceyle yaşıyorum. Eskiden haftaların yıllar gibi geçtiğini hissettiğim için böyle diyorum. Diğerleri gibi sıradan bir insandım. Her günün, her saatin, her dakikanın ayrı bir düşüncesi vardı. Genç ve girişken zihnim beni eğlendirmek için bitmek tükenmek bilmeyen fantezilerini peş peşe düzensizce önüme yuvarlamaktan keyif alır. Hayatın o kaba ve ince kumaşını işlemelerle süslerdi. En esaslı genç kızlar, heybetli psikopos cübbeleri, kazanılmış savaşlar, gürültülü ve ışıldayan tiyatrolar ve yine genç kızlar ve geceleri kestane ağaçlarının geniş dallarının altında yapılan hüzünlü gezintilerdi. Hayal gücüm hep bir şenliğin coşkusu içindeydi. İstediğimi düşünebilmekte özgürdüm. Şimdi tutsam, bedenim bir zindanda demirlere bağlı, zihnim korkunç, kanlı, karşı konulmaz bir düşüncenin esiri. Tek düşüncem, tek inancım, tek gerçekliğim var. Ölüm cezası. Ne yaparsam yapayım hep orada. Kurşundan bir külçeyi andıran, zihnimdeki her şeyi kovalayan, başımı çevirdiğimde ya da gözlerimi kapadığımda beni buz kesmiş elleriyle sarsan bu katlanılmaz düşünce hep yanı başımda, hep karşımda. Zihnimin ondan kaçmak istediği binbir kılığa girip bana söylenen her söze korkunç bir nakarat gibi karışıyor. Benimle birlikte zindanımın iğrenç parmaklıklarına yapışıyor. Uyanıkken yakamı bırakmıyor. Çırpınışlarla dolu uykumda beni gözleyip rüyalarıma bir bıçak şeklinde giriyor. Onun bakışları altında sıçrayarak uyandığımda, ''Yok canım, sadece bir rüya, unut gitsin.'' diyor. Etrafımı saran korkunç gerçeğin, hücremin ıslak ve nemli döşeme taşlarının, gece lambamın solgun ışığının, giysilerimin kaba kıvrımlarının, fişekliği zindanın parmaklığının arasından parıldayan askerin iç karartıcı suratının üzerinde yazan o lanetli düşünceyi görmek için ağır göz kapaklarımı aralamama fırsat vermeden bir sesin kulağıma ölüm cezası sözlerini fısıldadığını duyar gibi oluyorum. Güzel bir Ağustos sabahıydı. Davamın başlamasının, ismimin ve suçumun bir cesedin etrafındaki leş kargaları gibi duruşma salonunun sıralarına çöken izleyiciler güruhunu bir araya getirmesinin, hakimlerin, tanıkların, avukatların, savcıların, kah gülünç, kah kanlı ama her zaman kasvetli ve lanetli yüzlerinin gözlerimin önünde sürekli bir hayal gibi belirmesinin üzerinden 3 gün geçti. İlk 2 gece endişe ve korkudan uyuyamamış. 3. gece iç bunaltısı ve yorgunluktan uykuya dalmıştım. Gece yarısı karar vermek için görüş alışverişinde bulunan jürinin yanından ayrılıp beni zindanımdaki saman yığınının üzerine bıraktıklarında hemen unutuşun derin uykusuna gömülmüştüm. Bunlar günlerden beri dinlendiğim ilk saatlerdi. Deliksiz bir uyku çekerken beni uyandırmaya geldiler. Bu kez gardiyanın demir ayakkabılarıyla attığı ağır adımlar, anahtar destesinin şıngırtısı, sürgülerin boğuk gıcırtısı beni uyandırmaya yetmemiş, uykudan uyanmam için güçlü eliyle koluma yapışıp kalın sesiyle kulağıma ''Hadi kalksanıza'' demesi gerekmişti. Gözlerimi açıp ürkek ürkek doğruldum. O sırada hücremin yüksek ve dar penceresine baktığımda yan koridorun gökyüzünü belli belirsiz seçebilmeme izin veren tavanının arasından bir cezaevinin karanlıklarına alışkın olanların çok iyi bildikleri o sarı yansımayı, güneşi gördüm. Hava güzel dedim gardiyana. Bir süre bir şeyler söyleme zahmetine katlanmanın duraksamasıyla bana cevap vermeyen gardiyan sonunda kendini zorlayarak mırıldandı. Olabilir dedi. Yarı uyuşuk zihnim. Gülümseyen dudaklarım, tavanı harelendiren o yaldızlı yansımaya diktiğim bakışlarımla kımıldamadan bekledim. İşte güzel bir gün diye tekrarladım. Adam, evet sizi bekliyorlar diye karşılık verdi. Sineğin uçuşunu durduran bir ağı andıran bu birkaç söz beni şiddetle gerçekliğin ortasına fırlattığında, kasvetli duruşma salonu, kanlı paçavralar giymiş hakimlerin at nalına benzeyen oturma düzeni, ahmak yüzlü tanıkların sıraları, oturduğum sıranın yanında bekleyen 2 jandarma, salınan siyah cübbeler, gölgelerin derinliklerinde kımıldayan başlar, ve ben uyurken hakkımda karar veren 12 jüri üyesinin bakışları aniden hayalimde bir şimşeğin ışığı gibi canlandı.
Ayağa kalktığımda dişlerim takırdıyor, bacaklarım tutmuyor, titreyen ellerim giysilerimi nerede bulacaklarını bilemiyordu. Attığım ilk adımda küfesi ağzına kadar dolu bir hamal gibi sendelesem de zindancının peşinden gittim. Kapımın eşiğinde beni bekleyen iki jandarmadan biri kelepçemi takıp küçük garip anahtarını özenle çevirdi. Hiç umursamadım. Bu bir makinenin üzerine eklenen bir başka makineydi. Bir iç avludan geçerken sabahın serin havası beni canlandırdı. Başımı kaldırdım. Gökyüzü maviydi ve güneşin uzun bacalarla aralanan sıcak ışınları hapishanenin uzun ve kasvetli duvarlarının tepesinde geniş açılar oluşturuyordu. Hava gerçekten de güzeldi. Dönerek tırmanan bir merdiveni çıkıp bir koridoru, sonra bir diğerine, ardından üçüncüyü geçtiğimizde alçak bir kapı açıldı. Gürültünün karıştığı sıcak bir hava yüzüme çarptı. Bu duruşma salonundaki kalabalığın esintisiydi. İçeri girdim. Salonun kapısında belirmemle silah şakırtıları ve konuşmaların uğultusu duyuldu. Sıralar hareketlendi, iskemleler gıcırdadı ve uzun salon boyunca askerlerin önlerine etten bir duvar ördüğü iki yandaki izleyici kitlesinin arasından yürürken bütün bu şaşkın ve yana eğilmiş başları hareket ettiren iplerin birbirine bağlandığı merkezde olduğumu hissettim. O anda kelepçelerimin olmadığını fark etsem de ne zaman ve nerede çözdüklerini hatırlayamadım. Ardından salona büyük bir sessizlik çöktü. Yerime gelmiştim. Kalabalığın uğultusuyla birlikte düşüncelerimin uğultusu da dindi. Şimdiye kadar hayal meyal görebildiğim şeye, nihai anın geldiğine, burada hakkımda verilecek kararı duymak için bulunduğumu aniden net bir şekilde anladım. Aklıma gelen bu düşüncenin bende hiçbir ürperti yaratmadığını nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Şehrin havası ve gürültüsü açık pencerelerden özgürce içeri giriyordu. Salon bir düğün için hazırlanmış gibi aydınlıktı. Güneşin neşeli ışınları sağda solda pencerelerin kah yere uzanmış, kah masaların üzerine yayılmış, kah duvarların köşesinde kırılmış ışıltılı gölgelerini çiziyordu ve her bir pencerenin bu parıltılı eşkenar dörtgeninden geçen ışık hüzmesi havada altın tozundan büyük bir prizma oluşturuyordu. Salonun arka köşesindeki hakimler muhtemelen davanın kısa bir süre sonra bitecek olmasının sevinciyle hallerinden memnun görünüyorlardı. Mahkeme başkanının bir camın yansımasıyla hafifçe aydınlanan yüzünde dingin ve iyimser bir ifade vardı. Genç yardımcısı da cübbesinin geniş yakalığını büzüştürerek özellikle arkasına oturmuş olan pembe şapkalı güzel bir kadınla adeta neşe içinde sohbet ediyordu. Sadece jüri üyeleri solgun ve bezgin görünüyorlardı. Ama bu yorgunluk hiç kuşkusuz bütün gece uyumamış olmalarından kaynaklanıyordu. Bazıları esniyordu. Tavırları ölüm cezasına karar vermiş kişilere hiç benzemiyordu ve bu iyi niyetli burjuvaların yüzüne derin bir uyku arzusundan başka hiçbir ifade yansımıyordu. Karşımdaki pencere ardına kadar açıktı. Rıhtımdaki çiçekçilerin gülüşmelerini duyuyor, pencerenin kenarındaki taştan yarıkta güneşin ışınlarıyla parlayan küçük, sarı, güzel bir çiçeğin rüzgarla oyun oynadığını görüyordum. Bunca zarif duyumun ortasında kasvetli bir düşünce nasıl belirebilirdi? Havanın ve güneşin coşkusuyla özgürlükten başka bir şey düşünmek bana imkansız göründü. Umut etrafımdaki gün ışığı gibi içimi kapladı ve kendime güvenerek özgürlüğü ve hayatı ümit eder gibi hakkımda verilecek kararı bekledim. Bu arada herkesin beklediği avukatım geldi. Güzel bir kahvaltı yapmıştı. Yerine oturup gülümseyerek bana doğru eğildiğinde ümitliyim dedi. Ben de gülümseyerek alçak sesle öyle mi diye sordum. Evet, henüz ne karar verdiklerini bilmiyorum ama hiç kuşkusuz cinayette kasıt reddedilmiştir. Bu yüzden ömür boyu kürek cezası vereceklerdir dedi. Siz ne diyorsunuz bayım, ölmek 100 kere daha iyidir diye öfkeyle cevap verdim. Evet, ölüm diye tekrarlıyordu içimden gelen tanıyamadığım bir ses. Bunu söylemekle nasıl bir risk almış olabilirim? Bir ölüm kararı, soğuk ve yağmurlu bir kış gecesi, meşalelerin ışığında, kasvetli ve karanlık bir salondan başka bir yerde açıklanabilir miydi? Ağustos ayında, sabahın 8'inde, böyle güzel bir günde bu iyi yürekli jüri üyelerinin böyle bir karar vermeleri imkansızdı. Ve gözlerim gidip gelip güneşte parlayan güzel sarı çiçeğe takılıyordu. Avukatı bekleyen mahkeme başkanı ansızın ayağa kalkmamı söyledi.
Askerlerin tüfeklerini omuzlarına almasıyla beraber salondakilerin hepsi adeta elektrik akımına kapılmış gibi aynı anda ayağa kalktılar. Yüzünde anlamsız ifadeyle hakim kürsüsünün altındaki bir masada oturan ve katip olduğunu düşündüğüm bir adam söz alıp jüriyelerinin benim yokluğumda almış oldukları kararı okudu. Bütün vücudumdan soğuk bir ter boşandı. Düşmemek için duvara yaslandım. Avukat cezanın infazı hakkında söyleyecek bir şeyiniz var mı diye sordu başkan. Ben her şeyi söyleyebilirdim ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Dilim damağıma yapıştı. Avukat ayağa kalktı. Jürinin kararına karşı hafifletici nedenler ileri süreceğine ve istenen ceza yerine ümitli olduğunu söyleyerek beni incittiği diğer cezayı talep edeceğini anladım. Zihnimde çatışan binlerce duygunun arasından kendini belli ettiğine göre öfkem çok yoğun olmalıydı. Ona az önce söylediğimi yüksek sesle tekrar etmek istedim. Ölmek 100 kere daha iyidir. Ama soluğum kesildi ve ona ancak kolundan sertçe kavrayıp sarsan bir güçle "Hayır!" diye haykırarak durdurabildim. Avukatla tartışan başsavcıyı şaşkın bir memnuniyetle dinledim. Ardından heyet üyeleri dışarı çıkıp tekrar geri döndüler. Başkan hakkımda verilen kararı okudu. "Ölüm cezası!" diye fısıldaştı kalabalık. Ve beni götürdükleri sırada bütün izleyiciler yıkılan bir binanın gümbürtüsüyle bana doğru yaklaştılar. Kendimden geçmiş ve afallamış olarak yürürken içimde bir devrim gerçekleşiyordu. Ölüm kararı verilene kadar soluk aldığımı, hareket ettiğimi, diğer insanlarla aynı ortamda yaşadığımı hissetmiştim. Şimdi dünya ile benim aramda bir sınır olduğunu kesin bir şekilde kavruyordum. Hiçbir şey bana önceki gibi görünmüyordu. Bu ışıklı geniş pencereler, bu güzel güneş, bu mavi gökyüzü, bu güzel çiçek artık bir kefenin rengi gibi beyaz ve solgundu. Yüzümü görebilmek için itişip kakışan bu adamlar, bu kadınlar, bu çocuklar artık hayaletlere benziyorlardı. Merdivenin altında parmaklıklı siyah ve kirli bir araba beni bekliyordu. Bindiğimde tesadüfen meydana baktım. Gelip geçenler arabaya doğru koşarak bir idam mahkumu diye bağırıyordu. Nesnelerle arama girmiş gibi görünen bulutun arasından beni ihtiras dolu bakışlarla izleyen iki genç kızı seçebildim. Güzel diyordu daha küçük olana ellerini çırparak, 6 hafta sonra idam edilecek. İdam mahkumu. Tamam, neden olmasın? İnsanların içinde işe yarayan tek şeyin şu cümle olduğu bir kitap okuduğumu hatırlıyorum. İnsanların hepsi belirsiz bir süre için ertelenen ölüm cezasına mahkumdurlar. O halde durumumda nasıl bir değişiklik oldu ki? Hakkımda verilen karar açıklandığından beri uzun bir hayata hazırlanan kaç kişi öldü? Genç, özgür ve sağlıklıyken kafamın griv meydanına düşeceği günü göreceklerini sanan kaç kişi benden önce öldü? Şu an açık havada özgürce nefes alıp veren, keyiflerince dolaşan kaç kişi benden önce ölecek? Üstelik sürdüreceğim hayatın sona ermesinde üzüleceğim ne var ki? Kasvetli gün ışığı ve kürek cezasının kara ekmeği, içinde bir parça et bulunan yağsız çorba, eğitim almış biri olarak zindancıların, acımasız gardiyanların hakaretlerine maruz kalmak, konuşmaya ve cevap vermeye layık bir insanla karşılaşamamak, yaptığımı ve bana yapılacak olanları düşünerek hiç durmadan titremek, işte celladın elimden alabileceği tek servetim bunlar. Aman boşver, her ikisi de korkunç. Siyah araba beni o iğrenç bir setre getirdi. Uzaktan bakıldığında ufukta bir tepenin yamacında beliren bu binanın bir heybeti, eskiden kalma bir kral şatosuna benzeyen bir ihtişamı vardır. Ama yaklaştıkça saray viraneye dönüşür, beşik çatıların çürümüş yan duvarları göze hiç hoş görünmez. Bu kraliyet cephelerini nasıl bir utancın ve yoksunluğun kirlettiğini bilemiyorum. Duvarların adeta cüzdanlı olduğu söylenebilir. Camsız pencerelerde bir kürek mahkumunun ya da bir delinin solgun yüzünü yasladığı iç içe geçmiş kalın demir çubuklar görülür. Bu hayatın yakından görünüşüdür. Gelir gelmez demirden eller beni kavradılar. Tedbirlerin arttırılmasıyla yemekte çatal, bıçak vermediler. Bez bir çuvala andıran deli gömleği kollarımı tutsak etti. Hayatımı güvence altına alıyorlardı. Temize başvurmuştum. Bu zahmetli iş 6-7 hafta sürebilirdi ve beni griv meydanına sağ salim çıkarmaları önemliydi. İlk günler bana pek tiksinti verici bulduğum bir kibarlıkla davrandılar.
Bir gardiyanın yakın ilgisi giyotin sehpasını hissettirir. Ne mutlu ki birkaç gün sonra bana da diğer mahkumlara olduğu gibi kaba davranmaya ve aklıma sürekli cellatı getiren o alışılmadık nezaket ayrıcalığından beni yoksun bırakmaya başladılar. Koşullarımdaki tek iyileşme bu değildi. Gençliğim, uysallığım, hapishane rahibinin gösterdiği özen ve hiçbir şey anlamasa da kapıcıya söylediğim birkaç Latince sözcük haftada bir kez diğer mahkumlarla birlikte havalandırmaya çıkmamı ve içinde bunaldığım deli gömleğinden kurtulmamı sağladı. Ayrıca bir süre tereddüt ettikten sonra mürekkep, kağıt, kalem ve bir gece lambası verdiler. Her pazar ayinden sonra havalandırma saatinde avluya çıkmama izin veriyorlar. Orada mahkumlarla sohbet ediyorum. Yapacak başka bir şey yok. Bu iyi niyetli sefil insanlar bana o dehşet verici marifetlerini anlatıyor ve yaptıklarıyla övünüyorlar. Kendi deyişleriyle bana ağır muhabbeti, argo konuşmayı öğretiyorlar. Bu genel konuşma diline iğrenç bir tümör, bir sihir gibi eklemlenmiş bir dil. Bazen ilginç bir tutarlılığı, bazen de ürkütücü bir özgünlüğü var. Döşemede salça var. Yani sokakta birbirlerini bıçaklıyorlar. Dulla evlenmek, yani asılmak. Sanki dar ağacının ipi bütün asılanların dul karısıymış gibi. Bir hırsızın kafasının iki ismi var. Düşünür, akıl yürütür, suça teşvik ederse zeka küpü. Cellat keserse kütük. Bu dile bazen de bir vodvil havası hakim olur. Kaşmir palto, yani eskici küfesi. Yalancı karı, yani dil. Ve her an, her yerde, nereden çıktığı belli olmayan, ilginç, gizemli, çirkin ve iğrenç sözler duyulur. Kasap, cellat. Mevta, ölü. Mezbaa, infaz meydanı. Kurbağaya, örümceğe benziyorlar. Bu dili konuştuklarını duyan biri, kendisini sanki karşısında bir paçavra yağını silkeleniyormuş gibi kir ve toz içinde kalmış hisseder. Yine de sadece onlar bana acıyor. Zindancılar, gardiyanlar, anahtarcılar. Onlara kızmıyorum. Benim yanımda, benim hakkımda sanki bir eşyaymışım gibi konuşup gülüşüyorlar. Kendi kendime, madem yazma imkanım var, neden yazmayayım diye sorduktan sonra kendimle sohbeti sürdürdüm. Ama ne yazacağım? Çıplak ve soğuk dört taş duvar arasında, ayaklarım özgür olmadıktan, gözlerim ufku görmedikten sonra bütün günümü, kapımın gözetleme deliğinden karşısındaki kasvetli duvara düşen beyaz lekenin yavaşça ilerleyişini gayri ihtiyari seyretmekle geçirirken ve az önce anlattığım gibi cinayet suçu ve ölüm cezasından başka hiçbir şeyi düşünemezken, bu dünyada artık yapacak hiçbir şeye olmayan biri olarak söyleyecek bir sözüm var mı? Bu boş ve pörsümüş beynimde yazmaya değer bir şeyler bulabilecek miyim? Neden olmasın? Etrafımdaki her şey tek düze ve renksizse, içimde bir kasırga, bir çatışma, bir trajedi yok mu? Bende takıntı haline gelen bu sabit fikir zaman daraldıkça, zihnimde her dakika, her saniye daha iğrenç ve daha kanlı bir görüntüye bürünmüyor mu? Herkes tarafından bu şekilde yüzüstü bırakılmışken, içimde hissettiğim şiddetli ve bilinmeyen sarsıntıları neden kendi kendime anlatmayı denemeyeceğim ki? Kuşkusuz öykü çok zengin ve hayatım ne kadar kısa olursa olsun, şu andan son ana kadar hala onu dolduracak, bu kalemi ve mürekkebi tüketecek onca ürperti, onca korku, onca ıstırabım olacak. Zaten bu acılara katlanmanın en kolay yolu onları dileğimce izleyip keyfimce tasvir etmek değil mi? Üstelik yazdıklarım belki de boşa gitmeyecek. Fiziksel olarak dayanabileceğim güne kadar her saate, her dakikayı maruz kaldığım her işkenceyi anlatacağım bu ıstırap günlüğü, hissettiklerimin zorunlu olarak tamamlanmamış ama mümkün olduğunca bitirilmeye çalışılmış bu öyküsü derin bir bilgiye aktarmayacak mı? Can çekişen düşüncenin bu tutanağı, acıların giderek artan bu gelişimi, bir mahkumun bu entelektüel otopsisinde mahkum edenler için çıkarılacak birden fazla ders olmayacak mı? Bu yazılanlar düşünen bir insanın başına bir başka sefer adaletin terazisine atarken ellerindeki gücü belki de daha insaflı kullanmaya yöneltmeyecek mi? Belki de o zavallılar bir ölüm kararının hızla infaz edilmesi sürecinin peş peşe ve yavaş yavaş yaşanan işkencelerini hiç akıllarından geçirmemiş olabilirler mi? Yok ettikleri insanın bir zekası, hayata güvenen bir aklı, ölüme hazır olmayan bir ruhu olduğunu hiç düşünmemişler midir?
Hayır, bütün bunlarda üçgen bir bıçağın yukarıdan aşağı inmesinden başka bir şey görmüyor, bir mahkumun bu kararın öncesinde ve sonrasında bir hayat sürdüğünü kuşkusuz düşünmüyorlar. Yanılgılarından kurtulmalarını sağlayacak olan bu sayfalar belki bir gün yayınlandığında onları zihnin acı çekişi gibi daha önce hiç kafa yormadıkları bir konuyu bir an olsun düşünmeye yöneltecek. Neredeyse hiç acı çektirmeden bedeni öldürmekle övünüyorlar. Hey, işte bundan söz ediliyor. Manevi acının yanında fiziki acının ne önemi var? Dehşet ve merhamet, yasalar böyle yapılmış. Bir sefilin son sırdaşı olan bu anılar belki de günün birinde onlara bazı katkılarda bulunacak. Yeter ki çamura bulanmış bu kağıt parçalarına ölümümden sonra rüzgar bir oyun oynamasın. Ya da bu sayfalar bir zindan bekçisinin penceresinin kırık camına yıldızlar gibi yapışıp yağmurun altında çürümesin. Bu yazdıklarımın bir gün başkalarına faydasının olması, karar vermeye hazırlanan hakimi durdurması, masum ya da suçlu bütün bahtsızları mahkum olduğum işkenceden kurtarması neye yarar ki? Bunların ne önemi var? Kafam kesildikten sonra bir başkasının kafasının kesilmesi umurumda mı? Gerçekten bu çılgınlıkları düşünebildin mi? Beni yatırmalarından sonra giyotin sehpasını ortadan kaldırmak, size bunun bana ne yararı olacağını soruyorum. Nasıl? Güneş, ilkbahar, çiçekle dolu tarlalar, sabah uyanan kuşlar, bulutlar, ağaçlar, doğa, özgürlük, hayat, bunlar artık benim değil mi? Evet, kurtarılması gereken ben değil miyim? Bu imkansız mı? Yarın, belki de bugün ölmem mi gerekiyor? Bu gerçek mi? Aman Tanrım, insanı başını zindanın duvarlarına vura vura parçalatacak kadar dehşet verici bir düşünce. Kaç günüm kaldığını hesaplayalım. Karar verdikten sonra temize başvurmam için verilen 3 günlük süre, Ağır Ceza Mahkemesi savcılığında unutulduktan 8 gün sonra kendi aralarında evrak dedikleri kağıtların bakanlığa gönderilmesi, evrakların varlığından bile haberdar olmayan ve buna rağmen onları temiz mahkemesine göndereceği varsayılan bakanın odasındaki 15 günlük bekleyiş. Giyotin çok meşgul olduğu için orada yapılacak gerekli sıralama, numaralandırma, kayda geçirme işlemleri, herkes sırasını beklemeli. Size haksızlık yapılıp yapılmadığını denetlemek için geçen 15 gün. Nihayet genellikle perşembe günleri bir araya gelen mahkeme heyetinin bütün başvuruları geri çevirip bakana, onun başsavcıya, onun da cellada göndermesi. 3 gün daha. 4. günün sabahı başsavcı yardımcısı kravatını takarken içinden artık bu işin bitmesi gerek der ve zabıt katibinin yardımcısı arkadaşlarıyla yemeğe çıkmamışsa infaz kararı yazılır, gözden geçirilir ve gönderilir. Ertesi sabah gün ağarırken grev meydanında bir tahtaya çivi çakıldı. Dört yol ağızlarında boğuk sesle çığırtkanların avaz avaz uludukları duyulur. Hepsi 6 hafta ediyor. Genç kız haklıymış. Oysa saymaya cesaret edemiyorum ama en az 5, belki de 6 haftadır Bisetre'nin bu tecrit hücresindeyim ve sanırım 3 gün önce günlerden perşembeydi. Vasiyetnamemi yazdım. Neye yarar? Ben pahalıya mal olan bir mahkumum ve tüm mal varlığım masrafımı ancak karşılar. Giyotin çok lüks bir idam aracı. Geride bir anne, bir kadın ve bir çocuk bırakıyorum. Pembe yanakları, iri siyah gözleri, kestane rengi uzun saçlarıyla çok sevimli 3 yaşında narin bir kız. Son gördüğümde 2 yıl 1 aylıktı. Böylece ölümümden sonra 3 kadın oğulsuz, kocasız, babasız kalacak. Farklı türden 3 öksüz, yasa açısından 3 dul. Haklı olarak cezalandırıldığımı kabul ediyorum. Peki bu masumların suçu ne? Ne önemi var? Onurları lekeleniyor, felakete sürükleniyorlar. Bunun adı adalet. Yaşlı zavallı annem beni endişelendirmiyor. 64 yaşında, ölüm haberim onu öldürecek. Veya ayak tandırında hala biraz sıcak külün kalacağı ana kadar birkaç gün daha yaşarsa hiçbir şey söylemeyecek. Karım da beni hiç endişelendirmiyor. Zaten sağlığı şimdiden kötü, sinirleri bozuk, o da ölecek. Tabii ki delirmezse. Delirmenin insanı yaşattığı söylenir. En azından bilinç kaybı olduğu için daha az acı çekilir, ölü gibi uyunur. Ama kızım, yavrum, şu anda gülen, oynayan, şarkı söyleyen, hiçbir şey düşünmeyen zavallı küçük Meryem,
İşte o beni kaygılandırıyor. Size hücremi anlatayım. 8 metrekare. Dış koridordan bir basamak yüksek olan zemine dik açıyla yaslanan kesme taştan 4 duvar. Kapının sağında gülünç bir şekilde bir yüklüğe benzeyen bir girinti. Oraya yaz kış çadır bezinden bir pantolon ve bir ceket giydirilen mahkumun sözde dinlenip uyuyacağı bir kucak saman atıyorlar. Başımın üzerinde gökyüzü niyetine örümcek ağlarının paçavralar gibi sarktığı sivri kemerli bir kubbe var, böyle diyorlar. Zaten pencere ya da hava deliği yok, kapının demiri ahşabı gizliyor. Yanılmışım. Kapının ortasında yukarıya doğru haç şeklinde bir parmaklığı olan ve gardiyanın geceleri bazen kapattığı bir avuç büyüklüğünde bir açıklık var. Dışarıda duvarın üstü tarafındaki daracık pencerelerden ışık ve hava alan epeyce uzun bir koridor var. Birbirinden duvarlarla ayrılmış bölmeler bir dizi kemerli ve alçak kapıya burayla açılıyor. Bu bölmelerin her biri benimkine benzeyen bir hücrenin girişini oluşturuyor. Cezaevi müdürü tarafından disiplin cezasına çarptırılan kürek mahkumları bu hücrelere konuluyor. İlk üç hücre zindancının odasına daha yakın ve denetlemesi daha kolay olduğu için idam mahkumlarına ayrılmış. Bu hücreler 15. yüzyılda Jeanne d'Arc'ı yaktıran ve Winchester kardinalinin inşa ettirdiği Bicêtre şatosunun son kalıntıları. Bunu geçen gün zindancıya verdikleri 5 frank sayesinde beni hücremde görmeye gelen ve hayvanat bahçesindeki bir yaratıkmışım gibi uzaktan bakan meraklılardan öğrendim. Az kalsın hücremin kapısında gece gündüz bir nöbetçi olduğunu ve gözlerimi o küçük aralığa doğru kaldırdığımda onun her zaman açık olan gözleriyle karşılaştığımı söylemeyi unutuyordum. Bu taştan kutunun içinde yeterince hava ve gün ışığı bulunduğu varsayılıyor. Henüz gün doğmadığına göre gece ne yapmalı? Aklıma bir fikir geldi. Ayağa kalkıp fenerimi hücrenin dört duvarında gezdirdiğimde üzerlerinin iç içe geçmiş ve birbirlerini silen yazılar, resimler, garip şekiller ve isimlerle kaplı olduğunu gördüm. Sanki her mahkum buraya kendisinden bir iz bırakmak istemiş. Kalemle, tebeşirle, kömürle yazılmış siyah beyaz gri harfler, taşın içinde sıklıkla rastlanan derin yarıklar, sağda solda insan kanıyla yazılmışa benzeyen pas rengi semboller. Kuşkusuz zihnim daha rahat olsaydı, hücremin her taşının üzerinde sayfa sayfa sıralanan bu ilginç kitabı özenle inceleyip, taşların üzerine dağılmış bu düşünce kırıntılarından bir bütün oluşturmaktan, her ismin altında bir kişiyi bulmaktan, bu yarım yamalak yazılara, bu bölük pörçük cümlelere, kendilerini yazanlar gibi başları kesilmiş bedenlere benzeyen bu sözcüklere bir anlam ve hayat vermekten keyif alacaktım. Yatağımın başucu hizasında alevler içinde bir okla delinmiş iki kalp var. Üzerinde şöyle yazıyor: sonsuza kadar aşk. Bahtsızım bu aşk uzun sürmemiştir. Onun yanında üç köşeli bir şapka, kabaca çizilmiş bir yüz ve altında Yaşasın İmparator 1824 yazısı var. Yine yanında hapishaneye özgü şu yazının bulunduğu alevlenmiş yürekler: Matthew Dunwin'i taparcasına seviyorum. Jack Hughes. Karşı duvarda şu isim okunuyor: Papa Wynne. Büyük P harfi arabesk motiflerle özenle süslenmiş. Açık saçık bir şarkının dörtlüğü. Taşa derin bir şekilde oyulmuş bir özgürlük şapkası ve altında şu yazı: Boreas, Cumhuriyet. Monarşiye karşı koyan La Roche'nin dört çavuşundan biriydi. Zavallı delikanlı, sahte siyasi gerekçeler ne kadar da iğrenç. Bir düşünce, bir hayal, bir kavramdan dolayı giyotin adı verilen o korkunç gerçeklik ve halinden şikayet eden, gerçek bir suç işlemiş, kan dökmüş olan ben. Araştırmayı daha ileriye götürmeyeceğim. Duvarın beyaz bir köşesine kalemle çizilmiş ve belki de şu saatte benim için hazırlanan ürkütücü bir giyotin sehpası gördüm. Az kalsın fener elimden düşüyordu. Hemen saman yığınımın üzerine oturup başımı dizlerime dayadım. Biraz sonra çocuksu korkum dağılınca garip bir merakla duvardaki yazıları okumaya devam ettim. Papa Wynne isminin yanında duvarın köşesinde tozla kalınlaşmış kocaman bir örümcek ağını indirdim. Bu ağın altında sadece birer leke halinde beliren diğerlerinin arasında kolayca okunabilen 4 ya da 5 isim vardı. Dautin 1815, Pollain 1818, Jean Martin
1821, Kasteng, 1823. Bu isimleri okuduğumda iç karartıcı hadiseleri hatırladım. Paris'te kardeşinin cesedini parçalara ayıran Dautin başını bir çeşmeye, gövdesini bir lağıma atmıştı. Paul'in karısını öldürmüş, Jean Martin yaşlı babasına bir pencereyi açarken ateş etmişti. Doktor Kasteng bir dostunu zehirlemiş ve kendisinin sorumlu olduğu bu durumu tedavi ederken tekrar zehir vermişti ve onların hemen yanında başlarına bıçak darbeleri indirerek çocuklarını öldüren o iğrenç deli Popovin. İşte böyle. İçimde hafif bir ürperti yükselirken bu hücrenin benden önceki konukları bunlar diyordum kendi kendime. Kan döken bu katillerin zihinlerinde son hayallerin canlandığı hücredeyim. Son adımlarını tıpkı yırtıcı bir hayvan gibi bu daracık dörtgenin içinde, bu duvarın önünde attılar. Birbiri ardı sıra doymak bilmez gibi görünen bu hücreye geldiler. Sıcak yerlerine oturmam için bana bıraktılar. Ben de Scott'ların yükseldiği Clamart mezarlığına, onların yanına gideceğim. Hayalperest ya da batıl inançlı biri değilim. Muhtemelen bu düşünceler bedenime ateş basmasına neden oluyor. Ama böyle düşlere dalarken aniden bu lanetli isimlerin siyah bir duvara ateşle yazıldığını sandım. Kulaklarım giderek daha şiddetli çınladı. Kızıl bir ışık gözlerime doldu ve hücremin uçurulmuş kellelerini, saçları olmadığı için sol elleriyle ağızlarından tutan garip insanlarla dolduğunu görür gibi oldum. Baba katili dışında hepsi bana yumruklarını sallıyordu. Dehşetle gözlerimi kapadığımda her şeyi daha net bir şekilde gördüm. Rüya, hayal ya da gerçeklik, bir duygu beni zamanında uyarmasa çıldıracaktım. Çıplak ayağımın üstünde soğuk bir karnın ve kıllı ayakların gezindiğini hissettiğimde az kalsın sırt üstü yere yuvarlanacaktım. Bu ağını bozarak rahatsız ettiğim için kaçan örümcekti. Bu temas kendimi toparlamama yetti. Hey, korkunç hayaletler! Hayır, gördüğümü sandıkların boş ve çırpınan beynimin bir hayali, bir buğuydu. Macbeth'e yarışır bir hayal. Ölüler ölüdür, hele buradakiler. Mezarlarına sıkıca gömülmüşlerdir. Orası kaçılabilen bir hapishane değil. Neden bu kadar korktum ki? Mezarın kapağı içeriden açılmaz. O günlerde iğrenç bir sahneye tanık oldum. Gün ortasında hapishaneyi korkunç bir gürültü kaplamıştı. Ağır kapıların açılıp kapandığını, sürgülerin çekildiğini ve demir kilitlerin vurulduğunu, zindancının belindeki anahtar destesinin şakırtısını, merdivenlerin hızlı adımlarla titreşmesini ve koridorun iki ucundan birbirine soru sorup cevaplayan sesleri duyuyordum. Disiplin cezası aldıkları için yan hücrelere kapatılmış kürek mahkumları her zamankinden daha neşeliydiler. Bütün bisetri güler, şarkı söyler, koşar, dans eder gibiydi. Bu uğultunun ortasında, sessiz, bu kargaşanın ortasında hareketsiz kalan tek kişi olan bense, şaşırmış, kulak kesilmiş etrafı dinliyordum. Bir zindancı geçti. Ona seslenmeyi göze alıp hapishanede şenlik mi yapıldığını sordum. Şenlik de denilebilir diye cevapladı. Bugün yarın Tolun'a gidecek olan kürek mahkumlarını zincirleyecekler, görmek ister misiniz? Sizi çok eğlendirecek dedi. Ne kadar iğrenç olursa olsun, böyle bir gösteri yalnızlık çeken bir münzevi için bulunmaz bir nimetti. Eğlenceyi izlemeyi kabul ettim. Zindancı, gerekli ilgili güvenlik tedbirlerini alıp rahat ettikten sonra beni içinde hiçbir eşya bulunmayan, parmaklıklı ama diz hizasındaki penceresinden gökyüzünün gerçekten göründüğü boş bir hücreye götürdü. ''Bakın, buradan olup bitenleri görüp duyabilirsiniz, lojanızda bir kral gibi yalnız olacaksınız.'' dedi. Ardından dışarı çıktı, kapıyı sürgüleyip kilitledi. Pencere kesme taştan yapılmış altı katlı bir binanın dört bir yandan sur gibi çevrelediği epeyce geniş bir avluya bakıyordu. Hiçbir şey yukarıdan aşağıya kadar tıpkı bir duvarın taşları gibi üst üste yığılmış ve hepsi adeta demir çubukların kesişme noktalarına yapışıp kalmış, solgun ve zayıf yüzlerin belirdiği bir sürü parmaklıklı pencereyle delik deşik olan bu dört cephe kadar iğrenç, bayağı ve sefil görünemezdi. Bunlar kendilerinin oyuncu olacağı güne kadar gösteriyi izleyen mahkumlardı. Arif'in hava deliklerinden cehenneme bakan kayıp ruhlar gibi görünüyorlardı. Herkes sessizce henüz boş olan avluya bakıyor, bekliyordu. Sağda solda bu sönmüş ve kasvetli yüzler arasında birkaç delici ve alev gibi canlı bakış parıldıyordu.
Hapishane binalarının dörtgeni avlunun etrafını tam olarak kapatmıyordu. Binanın dört birleşme noktasından biri doğuya bakan ortasından bölünmüştü ve yandaki bloka sadece demir bir parmaklıkla bağlanıyordu. Bu parmaklık duvarlar ve siyahım tırak beşik çatı kalkanlarının arasına hapsolmuş gibi görünen daha küçük bir avluya açılıyordu. Sırtlarını duvarlara yaslamış olan taş sıralar ana avluyu çepeçevre kuşatıyordu. Ortada bir fener asılı eğri bir demir çubuk vardı. Saat 12'yi çalınca bir girintinin arkasına saklı büyük bir araba kapısı aniden açıldı. Mavi üniformalı, kırmızı apoletle, sarı kayışlı, utanmaz ve hayasız asker bozuntularının eşlik ettiği bir araba demir şangırtılarıyla ağır ağır avluya girdi. Kürek mahkumları ve zincirler göründü. Bu gürültü sanki bütün hapishaneyi canlandırmış gibi o ana kadar sessiz ve kımıldamadan bekleyen izleyiciler coşkun naralar atmaya, şarkılar söylemeye, tehditler savurmaya, sövgülere karışan içler acısı kahkahalarla gülmeye başladılar. İnsan adeta maskeli şeytanları görür gibi oluyordu. Bütün yüzler buruşup karışıyor, bütün yumruklar parmaklıklardan dışarı sarkıyor, bütün sesler uluyor, bütün gözler ateş saçıyordu. Bu külün içinden onca kıvılcımın belirmesi karşısında dehşete kapıldım. Ardından giysileri ve endişeli hallerine bakılırsa aralarında Paris'ten gelen birkaç meraklının da bulunduğu gardiyanlar sakince işlerine başladılar. İçlerinden bir arabaya çıkıp arkadaşlarına zincirleri, halkaları ve bez pantolon yığınlarını attı. Bunun üzerine iş bölümü yaptılar. Kimileri kendi argolarında sicim diye adlandırdıkları uzun zincirleri avlunun bir köşesine yaymaya, kimileri pılı pırtı dedikleri gömlek ve pantolonları zemine sermeye gittiler. En deneyimlileri ise yaşlı ve bodur bir yüzbaşının denetiminde demir halkaları teker teker gözden geçiriyor, taşa vurup kıvılcımlar çıkarıyordu. Bütün bunlara kendileri için hazırlık yapılan ve eski hapishanenin küçük avluya bakan pencerelerinde beliren kürek mahkumlarının gürültülü kahkahalarının bastırdığı diğer mahkumların alaycı alkışları eşlik ediyordu. Hazırlıklar tamamlandığında sayın müfettiş olarak hitap edilen üniforması gümüş işlemeli bir adam hapishane müdürüne emir verdi. Birdenbire iki ya da üç alçak kapı, neredeyse aynı anda yırtık pırtık giysileriyle iğrenç görünen uluyan adamları güçlü bir esinti gibi avluya kustu. Bunlar kürek mahkumlarıydı. Onların belirmesiyle birlikte pencerelerdeki coşku arttı. İçlerinden bazıları ünlü kürek mahkumları olarak alkışları kibirli bir tevazu ile karşıladılar. Birçoğunun başında şehirlerden geçerken dikkat çekmesi için hücrelerindeki sap ve samandan kendi elleriyle özellikle garip bir şekilde ördükleri şapkalar vardı. Bu adamlar daha çok alkışlandılar. Özellikle biri, yüzü bir genç kızınkine benzeyen 17 yaşında bir delikanlı büyük bir taşkınlığa yol açtı. Bir haftadır kapatıldığı tecrit hücresinde saman yağından bedenini baştan aşağı saran bir elbise yapmış ve avluya bir yılan kıvraklığıyla takla atarak girmişti. Bu hırsızlıktan hüküm giymiş bir sokak soytarısıydı. Eller çılgınca çırpılırken neşeli haykırışlar duyuldu. Kürek mahkumları da onların coşkusuna eşlik ediyordu. Gedikli kürek mahkumları ve kürek mahkumu adayları arasındaki bu karşılıklı neşeyi görmek ürkütücü bir şeydi. Toplum orada zindancılar ve ürkmüş meraklılarla boşuna temsil ediliyordu. Suç onunla dalga geçiyor ve bu korkunç cezadan bir aile kutlaması yaratıyordu. Mahkumlar geldikçe onları iki sıra gardiyanın arasından doktor muayenesinden geçecekleri parmaklıklı küçük avluya doğru itiyorlardı. Orada kimi gözlerinin görmediğini, kimi ayağının topal, kolunun çolak olduğunu ileri sürerek yolculuğa çıkmamak için son bir çaba harcıyordu. Ama çoğunlukla kürek mahkumiyeti için yeterince sağlıklı bulunuyor, bunun üzerine sözde sakatlıklarını unutarak umursamaz bir tavırla boyun eğiyorlardı. Küçük avlunun parmaklığı yeniden açıldı. Bir gardiyanın alfabetik sırayla seslenmesi üzerine teker teker dışarı çıkan kürek mahkumları, isminin ilk harfi yüzünden tesadüfen eşleştiği bir arkadaşıyla birlikte büyük avlunun dört bir köşesine dağıldılar. Böylece her biri kendi başına kaldığını anlayıp kendi zincirini taşıyarak tanımadığı bir mahkumun yanına gitti. Bir kürek mahkumu tesadüfen bir dostunun yanına düşse de zincir onları ayırır. Sefaletin son perdesi. 30'a yakın mahkum çıktığında parmaklık yeniden kapandı.
onları sopayla hizaya sokan bir gardiyan önlerine çadır bezinden bir gömlek, ceket ve pantolon atıp işaret verince soyunmaya başladılar. Tam o sırada beklenmedik bir olay bu aşağılanmayı bir işkenceye dönüştürdü. O ana kadar hava yeterince iyiydi. Ekim Poyraz'ı havayı biraz serinletse de ara sıra göğün kurşunu bulutlarının arasında güneş ışınlarının sızdığı bir delik açıyordu. Ama kürek mahkumları üzerlerindeki paçavraları çıkarıp çırılçıplak bedenlerini, gardiyanların ve omuzlarını incelemek için etraflarında dolanan meraklı yabancıların kuşkulu bakışlarına sundukları anda birden hava karardı ve soğuk bir sonbahar sağanağı kare şeklindeki avlunun kürek mahkumlarının çıplak vücutlarının yerdeki sefil giysilerinin üzerine boşaldı. Göz açıp kapayıncaya kadar avluda sadece gardiyanlar ve kürek mahkumları kaldı. Paris'in meraklıları kapı saçaklarına sığınmışlardı. Bu arada bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Avluda su birikintileri arasında sırılsıklam olmuş çıplak kürek mahkumlarından başka kimse görünmüyordu. Gürültülü gevezeliğin ardından avluya kasvetli bir sessizlik çökmüştü. Titreşiyor, dişleri takırdıyor, sıska bacakları yamuk yumuk olmuş dizleri birbirine çarpıyordu. Morarmış bedenlerine o ıslak gömlekleri, yağmurla sırılsıklam olmuş ceket ve pantolonları giydiklerini görmek insanın içini sızlatıyordu. Çıplak kalsalar daha iyiydi. Sadece biri, bir ihtiyar, neşesini biraz olsun koruyabilmişti. Islak gömleğiyle kurulanırken bu hesapta yoktu diye bağırdıktan sonra yumruğunu gökyüzüne doğru sallayarak gülmeye devam etti. Yolculuk kıyafetlerini giydiklerinde 20 ya da 30 kişilik gruplar halinde avluda yere serilmiş zincir dizilerinin onları beklediği diğer köşeye götürüyorlardı. Bu zincir dizilerini daha kısa zincirler yarım metrede bir enlemesine kesiyordu. Bu kısa zincirlerin ucunda bir köşesindeki menteşeden açılan, karşı köşedeki demir civatayla kapanan ve yolculuk süresince mahkumun boynuna takılan kare şeklinde bir boyunduruk vardı. Yere serilmiş zincir dizileri bir balığın devasa kılçığını andırıyordu. Su birikintilerinin, çamurların ortasına oturtulan kürek mahkumlarının boyunlarına boyunduruklar geçirildi. Ardından ellerinde küçük örslerle gelen iki demirci mahkum çekiçlerle halkaları perçinlediler. En yüreklilerin bile benzinin solduğu dehşet verici bir andı. Sırtlarına dayanan örse indirilen her çekiç darbesi mahkumların çenesini öne doğru fırlatıyordu. Önden arkaya doğru yapılacak en ufak bir hareket kafa taslarının bir ceviz kabuğu gibi kırılmasına neden olacaktı. Bu işlemden sonra hepsinin içini keder kapladı. Artık zincir şakırtısından ve ara sıra dik kafalılık edenlerin sırtına inen sopanın boğuk sesinden ve bunu izleyen bir çığlıktan başka bir şey duyulmuyordu. Bazıları ağlıyor, yaşlılar titreyerek dudaklarını ısırıyorlardı. Demirden çerçevelerin içindeki bu lanetli yüzlere dehşetle bakıyordum. Böylece doktorların teftişinden sonra zindancıların teftişi tamamlanmış, onu da prangaya vurulma izlemişti. Üç perdelik bir gösteriydi. Yeniden beliren güneş adeta bütün bu beyinleri ateşe vermişti. Kürek mahkumları sanki çırpınırmış gibi hep birlikte ayağa kalktı. Ellerin birleştiği beş zincir kolu aniden fenerin demir çubuğunun etrafında geniş bir halka oluşturdu. Gözleri yorarcasına dönüyor, kah yakınan, kah öfkelenen, kah neşelenen bir ezgiyle sövgülerini de katarak bir kürek şarkısını söylüyorlardı. Ara sıra şarkının gizemli sözlerine karışan tiz çığlıklar, kesik kesik ve boğulurcasına atılan kahkahalar, ardından öfkeli alkışlar duyuluyordu. Ve birbirine ahenkle çarpan zincirler kendi gürültülerinden daha boğuk olan bu şarkıya bir orkestra gibi eşlik ediyordu. Zihnimde bir sabah tayinini canlandırmak istesem bundan daha mükemmel, daha korkunç bir görüntü oluşamazdı. Avluya büyük bir karavana getirildiğinde gardiyanlar kürek mahkumlarının dansını sopalarla yarıda kestiler. Onları buharı tüten ve iğrenç bir sıvının içinde otların yüzdüğü bu karavanaya doğru itelediler. Mahkumlar yemeklerini yedikten sonra çorbalarından ve kara ekmeklerinden geriye kalanı fırlatıp yeniden dans etmeye ve şarkı söylemeye başladılar. Prangaya vuruldukları gün ve onu izleyen gece onlara böyle bir özgürlük tanınırmış gibi görünüyordu. Bu garip sahneyi kendimi unutacak ölçüde dikkatle, heyecanla ve açgözlü bir merakla izliyordum.
Derin bir merhamet duygusu iliklerime kadar işliyor ve gülüşleri gözlerimi yaşartıyordu. Daldığım derin düşlerin arasında uluyan halkanın aniden durup sustuğunu gördüm. Ardından bütün gözler onları izlediğim pencereye döndü. Neşenin durup noktasına ulaştığı o anda parmaklarıyla beni göstererek ''İdam mahkumu, idam mahkumu'' diye bağırıyorlardı. Taş kesildim. Beni nereden tanıdıklarını ve nasıl fark ettiklerini bilmiyordum. Vahşi sırıtışlarla ''İyi günler, iyi akşamlar'' diye bağırdılar. En gençlerinden biri olan ve müebbet kürek cezasına mahkum edilmiş kurşuni yüzlü bir delikanlı kıskanırcasına bana bakarak ''Ne kadar mutlu olmalı, kellesi kopacak, elveda dostum'' dedi. İçimden geçenleri anlatamam. Gerçekten de onların dostuydum. Grief Tolu'nun kız kardeştir. Hatta beni onurlandırdıklarına bakılırsa onlardan daha aşağılık biriydim. İçim ürperdi. Evet, onların dostuydum. Birkaç gün sonra ben de onlar için bir gösteri sergileyecektim. Pencerede dondum kaldım, felce uğrayıp hiç kımıldamadan durdum. Ama beş zincir kolunun iblisçi bir samimiyet dolu sözlerle bana doğru geldiğini gördüğümde, duvarın dibinde zincirlerinin, alkışlarının, adımlarının ürkütücü uğultusunu duyduğumda, bu ifrit güruhunun sefil hücreme doğru tırmandıklarını sanıp bir çığlık attım. Ve üzerine atıldığım kapıyı kıracak kadar şiddetle sarstım. Ama kaçma imkanım yoktu. Dışarıdan sürgülenmiş kapıyı yumruklayıp öfkeyle bağırdım. Ardından kürek mahkumlarının dehşet verici haykırışlarını daha yakından duyar gibi oldum. İğrenç kafalarının penceremin kenarında belirdiğini sandım. Endişeyle ikinci bir çığlık daha attıktan sonra bayıldım. Kendime geldiğimde gece olmuştu. İçi saman dolu bir yatakta yatıyordum. Tavanda titreşen bir fenerin ışığında iki yanıma sıralanmış diğer yatakları gördüm. Beni revire getirdiklerini anladım. Birkaç saniye boyunca gözlerimi kapamadan, hiçbir şey düşünmeden ve hiçbir şey hatırlamadan bir yatakta olmanın keyfini çıkardım. Kuşkusuz farklı koşullar altında bu hastane ve hapishane yatağı bende tiksinti ve merhamet duyguları uyandıracaktı. Ama artık aynı kişi değildim. Çarşaflar gri ve sertti. Üzerimdeki battaniye ince ve delik deşikti. Şiltemin arasından saman kokusu yayılıyordu. Ama ne önemi var? Kaslarım bu kaba çarşafların arasında dilediğince gevşeyebilirdi. Ne kadar ince olursa olsun bu battaniyenin altında iliklerime kadar işleyen ve alışık olduğum o soğuğun etkisinin yavaş yavaş azaldığını hissediyordum. Yeniden uykuya daldım. Büyük bir gürültüyle uyandığımda gün ağrıyordu. Gürültü dışarıdan geliyordu. Yatağım pencerenin yanında olduğu için doğrulup neler olup bittiğine baktım. Pencere bisetrenin büyük avlusuna bakıyordu. İnsanlarla dolu bu avluda iki sıra halinde dizilmiş gedikli askerler kalabalığın ortasında daracık bir yolu açık tutmaya çalışıyorlardı. Bu iki sıra askerin ortasından her tümsekte sarsılan insan yüklü beş araba ağır ağır ilerliyordu. Kürek mahkumları yola çıkıyordu. Bu üstü açık arabaların her birinde zincirin bir kolu vardı. İki yanlı oturup sırt sırta veren kürek mahkumları araba boyunca uzanan ortak zincire bağlıydı. Zincirin diğer ucunda ayakta duran bir gardiyan dolu tüfeğiyle nöbet tutuyordu. Arabaların her sarsılışında demirlerin şakırtısı duyuluyor, başlarının sıçradığı, sarkık bacaklarının sallandığı görülüyordu. İnce ve insanın içine işleyen bir yağmur havayı donduruyor, grisi siyaha dönüşen bez pantolonları dizlerine yapıştırıyordu. Yüzleri morarmıştı. Uzun sakalları ve kısa saçlarından sular sızıyordu. Titredikleri görülüyor, dişleri öfkeden ve soğuktan takırdıyordu. Zaten kımıldamaları mümkün değildi. Prangaya vurulduğunda zincir kolu olarak anılan iğrençliğin bir parçasına dönüşen bu kitle tek bir kişi gibi hareket eder. Kürek boyunduruğunun ölüme mahkum ettiği zeka artık geri çekilmelidir ve beden denilen hayvana gelince artık ihtiyaçlarını belirlenmiş saatlerde gidermelidir. Böylece neredeyse hepsi yarı çıplak, başı açık, bacakları aşağı sarkmış olan bu hareketsiz kalabalık, Temmuz'un kavurucu sıcağında da, Kasım'ın dondurucu yağmurlarında da hiç değişmeyen giysileriyle, birbirinin aynısı olan beş arabaya yüklenmiş olarak 25 gün sürecek yolculuklarına başlıyordu. Toplum cellatlık görevine adeta doğa koşullarını da katmak istiyordu.
Etraflarındaki kalabalıkla arabadakiler arasında korkunç bir diyalog başlamıştı. Bir yandan hakaretler, diğer yandan meydan okumalar duyuluyor. Her iki tarafta birbirine küfürler ediyordu. Ama yüzbaşının bir işareti üzerine arabalardaki omuzların, kafaların üzerine rastgele inip kalkan sopa darbelerinin toplumsal sükunet adı verilen düzeni yeniden tesis ettiğini gördüm. Gözleri öfkeyle dolan bu sefiller dizlerinin üzerindeki yumruklarını sıkıyorlardı. Atlı veya yaya gardiyanların eşlik ettiği beş araba, bisetrinin kemerli kapısından geçip peş peşe gözden kayboldu. İçlerinde kazanların, bakır karavanların ve yedek zincirlerin şangırdadığı altıncı bir araba onları izliyordu. Kantinde oyalanıp geciken birkaç gardiyan koşarak konvoya katıldı. Kalabalık onları izledi. Bütün bu manzara bir düş gibi yok olup gitti. Fontainebleau'nun parke taşlı yolunda ilerleyen tekerleklerin, takırdayan nalların gürültüsü, kamçıların şaklaması ve kürek mahkumlarına lanet okuyan halkın uğultusu giderek zayıflamaya başladı. Bu onlar için daha başlangıçtı. Avukat bana ne diyordu? Kürek mahkumiyeti. Tabii, evet, ölmeyi bin kez tercih ederim. Kürek mahkumiyeti yerine giyotin sehpasını, cehennem yerine hiçliği, boyunduruk yerine boynumu giyotinin bıçağına teslim etmeyi yeğlerim. Kürek mahkumiyeti, aman tanrım. Ne yazık ki hasta değildim. Ertesi gün revirden çıkmam gerektiğinde hücrem beni yeniden kavradı. Hasta değilim, gerçekten de gencim, güçlü ve sağlıklıyım. Damarlarımdaki kan özgürce akıyor, kaslarım her istediğimi yerine getiriyor. Uzun bir hayat için yaratılmış bedenim ve zihnim sağlıklı. Evet, bütün bunlar doğru. Yine de bir hastalığım, hem de insanların kendi elleriyle bulaştırdıkları ölümcül bir hastalığım var. Revirden çıktığımdan beri aklımda beni çılgına çeviren müthiş bir fikir var. Göz yumulsa kaçabilirdim. O doktorlar, o rahibe hemşireler benimle ilgilenir gibiydiler. Bu yaşta ve bu şekilde ölmek... Sürekli olarak yatağımın başucunda dolandıklarına göre benimle ilgilendikleri söylenebilirdi. Hadi canım, meraktandır. Üstelik bu insanlar size ölüm cezasından değil, ancak bir hastalıktan kurtarırlar. Yine de bir kapıyı açık bırakmak onlar için çok kolaydı. Bunun onlara ne zararı olurdu ki? Artık hiç şansım kalmadı. Her şey usullere uygundu. Tanıkların kesin kanıtlara dayanarak ifade vermeleri, müştekilerin şikayetlerinin yerinde olması, hakimlerin doğru kararları yüzünden temiz başvurum reddedilecek. Hiç güvenim yok ama, hayır, bu çılgınlık, hiç umut yok. Temiz sizi bir uçurumun üzerinde asılı tutan ve kopana dek sürekli çıtırdadığı duyulan bir ipten ibarettir. Tıpkı giyotinin bıçağının aşağı düşmek için 6 hafta beklemesi gibi. Ya bağışlansaydım? Bağışlanmak mı? Kim tarafından? Hangi gerekçeyle ve nasıl? Beni bağışlamaları mümkün değil. Her zamanki gibi örnek olsun diyecekler. Atacak 3 adımım kaldı. Bisetri, Conserjivi ve Grieve. Revirde geçirdiğim kısa süre boyunca güneşi gören güneş yeniden belirmişti ya da en azından parmaklıkların arasından girdiği kadarıyla güneş alan bir pencerenin kenarında oturmuştum. Yorgunluktan 2 büklüm olduğum için korlar içindeki ağırlaşmış başımı kendine taşıyamayacak kadar zorlanan 2 elimin arasına almış. Dirseklerimi dizlerime yaslamış, ayaklarımı iskemlenin arkalığına dayamıştım. Kaslarımın altında kemik, tenimin altında kas kalmamış gibiydi. Hapishanenin boğucu kokusu soluk almamı her zamankinden daha fazla engelliyordu. Kulaklarımda kürek mahkumlarının zincirlerinin gürültüsü hala yankılanırken bisetrenin beni canımdan bezdirdiğini hissediyordum. Ulu Tanrı'nın bana acıyıp hiç değilse karşı çatıya ötsün diye bir kuş göndermesini diliyordum. Dileğimi yerine getirenin Tanrı mı yoksa şeytan mı olduğunu bilemiyorum. Ama neredeyse o anda penceremin altında bir kuşun değil, daha da iyisine 15 yaşlarında bir genç kızın berrak kadife sesini duydum. Sıçrayarak başımı kaldırıp büyük bir ihtirasla söylediği şarkıyı dinledim. Ağır ve baygın bir ezgiydi. Adeta hüzünlü ve içler acısı bir güvercin kuğurdamasını andırıyordu. Sözleri şöyleydi. Mil caddesinde piyastos oldum. Malu 3 alçak polise, Lilonfa Malu atladılar çılgınca üstüme. Lilonfa Malu. Hayal kırıklığımın ne kadar acı olduğunu söylemeyeceğim. Ses devam etti.
Atladılar çılgınca üstüme Malu, geldim kelepçeye, Lirlonfa Malu, rastladım yolumun üzerinde Lirlonfa Malu, mahallenin serserisine Lirlonfa Malu, mahallenin serserisine Malu, söyledim karıma haber versin Lirlonfa Malu, kocası kodeste bilsin Lirlonfa Malu, öfkeye kapıldı karım Lirlonfa Malu, sordu yine ne halt ettim Malu, birini boğazladım Lirlonfa Malu, parasını, çantasını Lirlonfa Malu, saatini çaldım papucunun gümüş tokasına Lirlonfa Malu, saatini çaldım papucunun gümüş tokasını Malu, karım gitti Versa'ya Lirlonfa Malu, krala bir dilekçe sunmaya Lirlonfa Malu, salmaları için beni dışarıya Lirlonfa Malu, salmaları için beni dışarıya Malu, ah kodesten bir çıksam Lirlonfa Malu, ona elbiseler alacağım Lirlonfa Malu, başına güzel bir şapka takacağım Lirlonfa Malu, tahta bir papucu ayaklarına Lirlonfa Malu, tahta bir papucu ayaklarına Malu, ama kral kızıyor Lirlonfa Malu ve yemin ediyor tacı üzerine beni dans ettireceğine dar ağacının tepesinde Lirlonfa Malu. Daha fazlasını dinlemedim. Zaten istesem de dinleyemezdim. Bu tüyler ürpertici yakınmanın yarı açık, yarı gizli anlamı, hırsızın polislerle çatışması, karşılaştığı ve karısına haber yolladığı öteki hırsız. Birini öldürdüm ve tutuklandım. Birini mıhladım ve piyastos oldum şeklindeki o ürkütücü mesaj, bir dilekçeyle Versa'ya koşan o kadın, öfkelenen ve suçluyu zemini olmayan bir mekanda dans ettirmekle, yani asmakla tehdit eden majesteleri ve bütün bunların insanlığın daha önce duymadığı yumuşak ve uysal bir ses tonuyla söylenmesi. İçim sızladı, buz kestim, yıkıldım. Böylesine korkunç sözlerin o kırmızı ve temiz dudaklardan dökülmesi ürkütücüydü. Adeta gülün üzerinde salyangozun sümkisi kalmıştı. Neler hissettiğimi tam olarak ifade edemeyeceğim. Hem yaralanmış hem de teselli edilmiştim. Hapishane ve kürek mahkumunun bu kanlı ve kaba şivesinin, bu iğrenç argonun bir genç kızın ağzından çıkması, bir çocuk sesinin zarif bir şekilde kadın sesine dönüşmesini yansıtıyordu. Bütün bu anlamsız ve uygunsuz sözler şarkı halinde ahenkle dile getirilmiş inci gibi dizilmişti. Ah, bir hapishanede olmak ne büyük bir alçalma. Burada her şeyi kirleten bir zehir var. Burada her şey 15 yaşında bir kızın şarkısı bile yozlaşıyor. Burada bulduğunuz bir kuşun kanadında çamur vardır. Koparıp kokladığınız güzel bir çiçek iğrenç kokular yayar. Ah, kaçsaydım tarlalarda nasıl da koşacaktım. Hayır, koşmamam gerekir. Dikkatleri üzerime çekip kuşku uyandırırım. Tam tersine, başım yukarıda şarkı söyleyerek yavaşça yürürdüm. Kırmızı çizgili mavi bir işçi gömleği kimliğimi daha iyi gizler. Çevredeki bütün bostancılar böyle giyinir. Arsül yakınlarında, kolejdeyken, her perşembe arkadaşlarımla kurbağa avlamaya gittiğimiz bataklığın kenarında sık ağaçlıklar var. Akşama kadar orada saklanırdım. Hava kararırken yola çıkıp Vincent's'a giderdim. Hayır, nehir önümü keserdi. Arpajon'a giderdim. St. Germain yolundan Havre'ye gidip oradan İngiltere'ye geçmek daha iyi olurdu. Yok canım, Longjumia'ya ulaştığımda bir jandarma pasaportumu sorduğunda işim biterdi. Ah, bahtsız hayalperest. Önce seni hapseden bir metre kalınlığındaki duvarı aş. Ölüm, ölüm. Küçük bir çocukken buraya, Bisetre'ye, büyük kuyuyu ve dilleri görmek için geldiğimi düşünüyorum da. Bütün bunları yazarken günün ağarmasıyla lambamın ışığı solgunlaştı. Şapelin çanı saat 6'yı çaldı. Bu ne anlama geliyor? Nöbetçi gardiyan hücreme geldi. Şapkasını çıkarıp beni selamladı ve rahatsız ettiği için özür diledi. Kalın sesini mümkün olduğunca yumuşatarak bana kahvaltıda ne istediğimi sordu. İçim ürperdi. O gün gelmiş miydi? O gün gelmişti. Hapishane müdürü de beni ziyarete gelip kendisinden herhangi bir isteğim olup olmadığını sordu. Kendisinden ve aslarından yakınmamı arzu ettiğini söyleyip sağlığım ve geceyi nasıl geçirdiğim hakkında sorular sordu. Yanımdan ayrılırken de bana beyefendi diye hitap etti. O gün gelmişti.
Bu zindancı benim kendisinden ve aslarından yakınacağıma inanmıyor. Haksız sayılmaz. Onlardan yakınmam doğru olmazdı. Görevlerini yaptılar. Beni iyi korudular. Üstelik geldiğimde olduğu gibi giderken de kibar davrandılar. Halimden memnun olmam gerekmez mi? Bu iyi niyetli zindancı, sevimli gülümsemesi, avutucu sözleri, dal kavukluk ve muhbirlik akan gözleri, iri ve kaba elleriyle hapishanenin ete kemiğe bürünmüş hali, insana dönüşmüş bir setriydi. Etrafımdaki her şey hapishane. Hapishaneyi hem insan hem de parmaklık ya da sürgü olarak görüyorum. Bu duvar taştan bir hapishane, bu kapı tahtadan bir hapishane, bu zindancılar insan kılığına girmiş bir hapishane. Hapishane yarısı eve, yarısı insana benzeyen korkunç, kusursuz ve yekpare bir varlık. Onun tutsağıyım. Beni kuşatıyor, beni bütün kıvrımlarıyla sıkı sıkı sarıyor. Beni granit duvarlarının içine kapatıyor, beni kilit altında tutuyor ve beni zindancının gözleriyle gözetliyor. Ah zavallı, halim ne olacak? Bana ne yapacaklar? Şimdi sakinim. Her şey bitti. Tamamen bitti. Müdürün ziyaretinin yarattığı korkunç kaygılardan kurtuldum. Çünkü itiraf edeyim, hala umutluydum. Şimdi Tanrı'ya şükür hiç umudum kalmadı. İşte olup bitenler. Saat 6:30 çaldığında, hayır 6'yı çeyrek geçeydi. Kapım yeniden açıldı. Üzerinde kahverengi bir redingot olan beyaz saçlı bir ihtiyar içeri girdi. Redingotunun önünü hafifçe araladığında geniş yakalıklı bir cübbe gördüm. Bu bir rahipti. Hapishane rahibi yerine bir başkasının gelmesi hiç de hayırlı değildi. İyi niyetli bir gülümsemeyle karşıma oturup başını salladı ve gözlerini gökyüzüne, yani hücremin tavanına doğru kaldırdı. Durumu anlamıştım. ''Oğlum, hazırlandınız mı?'' dedi bana. ''Hazırlanmadım ama hazırım.'' dedim güçsüz bir sesle. Bu arada bakışlarım bulanıklaşmış, bedenimden soğuk terler boşanmaya başlamıştı. Şakaklarımın çatlayacak gibi olduğunu hissettim. Kulaklarımda vızıltılar yankılanıyordu. İskemlemin üzerinde yarı uykuda gibi titrerken iyi yürekli rahip konuşuyor ya da bana öyle geliyordu. Yine de dudaklarının kımıldayışını, ellerinin hareket edişini, gözlerinin parlaklığını hatırlar gibiyim. Kapı ikinci kez açıldı. Sürgü sesleri beni uyuşukluğumdan sıyırırken rahibin sözlerini yarıda kesti. Hapishane müdürümün eşlik ettiği siyah giysili bir adam kendini tanıtıp beni derin bir saygıyla selamladı. Adamın yüzünde cenaze alayına katılan görevlilerin resmi hüznü vardı. Elinde rulo halinde bir kağıt tutuyordu. ''Beyefendi'' dedi kibar bir gülümsemeyle, ''Ben Paris Kraliyet Mahkemesi'nin mübaşiriyim. Size Sayın Başsavcının mesajını iletmenin onurunu taşıyorum.'' İlk şokun geçmesiyle zihnimi topladım. Israrla kellemi isteyen Sayın Başsavcımı diye karşılık verdim. Bana yazması ne büyük bir onur. Ölümümün onu çok sevindireceğini sanıyorum. Çünkü onca çabayla hazırladığı ölüm fermanıma kayıtsız kalacağını düşünmek hiç de hoşuma gitmezdi. Bunları söyledikten sonra sert bir sesle ekledim. Okuyun bayım. Uzun bir metni, her satırı sonuna dek şarkı söyler gibi ve her sözcük arasında duraksayarak okumaya başladı. Bu temiz başvurumun reddiyesiydi. Okumayı bitirince gözlerini mühürlü kağıttan kaldırmadan, karar bugün Griv Meydanı'nda infaz edilecek, saat tam 7:30'da konsorciyere gideceğiz, beyefendi bana oraya kadar eşlik etme lütfunda bulunacak mı? Diye ekledi. Birkaç saniyeden beri onu dinlemiyordum. Müdür rahiple sohbet ediyordu. Adam gözlerini okuduğu yazıya dikmişti. Ben yarı açık duran kapıya bakıyordum. Ah zavallı, koridorda tüfekle 4 muhafız var. Mübaşir bu kez yüzüme bakarak sorusunu tekrarladı. Ne zaman isterseniz, keyfiniz bilir dedim. Yarım saat içinde yanınıza gelme onuruna erişeceğim diyerek beni selamladı. Ardından beni yalnız bıraktılar. Tanrım, kaçmanın bir yolu yok mu? Kaçmam gerek, hem de hemen. Kapılardan, pencerelerden, tavanın tahtasının arasından. Kollarım, bacaklarım kirişlerin arasında parçalansa bile bunu yapmam gerek. İblisler lanet olsun. Bu duvara aletle bile delmek aylar alır. Benimse ne bir tırnağım, ne bir saat vaktim var. İşte, kağıtta yazıldığı gibi nakledildim. Ama buraya getirilişim anlatmaya değer. Saat 7:30 çaldığında mübaşir hücremin kapısında yeniden belirdi. ''Beyefendi, sizi bekliyorum.'' dedi.
Ne yazık ki sadece o değil, diğerleri de bekliyordu. Ayağa kalkıp bir adım attığımda başımın ağırlaşması ve bacaklarımın güçsüzleşmesi yüzünden ikinci adımı atamayacağımı sandım. Yine de kendimi toplayıp kararlı bir şekilde yürüdüm. Çıkmadan önce hücreme son bir kez göz attım. Hücremi seviyordum. Öyle ki boş ve kapısı açık bırakışımla garip bir havaya bürünmüştü. Zaten uzun süre boş kalmayacak. Gardiyanlar bu akşam başka birine, şu sırada ağır ceza mahkemesinde yargılanan başka bir mahkumu beklediklerini söylüyorlardı. Koridorun köşesinde hapishane rahibi de bize katıldı. Kahvaltıdan geliyordu. Hapishaneden çıkarken müdür elimi şefkatle sıktıktan sonra muhafız takımını 4 gedikli askerle takviye etti. Ölmek üzere olan bir ihtiyar revirin kapısının önünde bana görüşmek üzere diye bağırdı. Avluya vardığımızda aldığım soluk içimi rahatlattı. Açık havada uzun süre yürümedik. Atların koşulduğu bir araba ilk avluda bekliyordu. Beni buraya bu araba getirmişti. Çaprazlama kalın demir tellerden örülmüş denecek kadar sık bir dikdörtgen kafesle enlemesine ikiye ayrılan üstü açık bir gezinti arabasıydı. Bölmelerin biri öne, biri arkaya açılan birer kapısı vardı. İçerideki her şey pis, kapkara, tozluydu. Yoksulların cenaze arabası bile bunun yanında saltanat arabası kalırdı. Beni bu iki tekerlekli mezara gömmelerinden önce duvarları bile yıkacakmış gibi görünen o umutsuz bakışlardan birini avluya yönelttim. Ağaçlarla kaplı küçük bir meydana benzeyen avluda kürek mahkumlarının gidişini izleyenlerden daha çok seyirci vardı. Kalabalık şimdiden toplanmıştı. Kürek mahkumlarının gittiği günkü gibi bir mevsim yağmuru yağıyordu. Bu yazıyı kaleme aldığım saatte hala yağan bu ince ve dondurucu yağmur hiç kuşkusuz ben olmadan sürüp gidecek, gün boyunca yağmaya devam edecekti. Avluyu balçık ve sular kaplamıştı. Bu kalabalığı çamurların içinde görmek hoşuma gitti. Arabaya bindik. Mübaşir ve bir jandarma ön bölmeye, rahip, ben ve bir başka jandarma arka bölmeye oturduk. Arabanın etrafında atlı 4 jandarma vardı. Böylece arabacıyı saymazsak bir kişiye 8 kişi düşüyordu. Arabaya bindiğim sırada mavi gözlü yaşlı bir kadın, bunu kürek mahkumlarının prangaya vurulmasından daha çok seviyorum diyordu. Ona hak verdim. Bu ötekine göre daha kolay izlenecek bir gösteri. Ayrıca daha hoş ve rahat. Hiçbir şey dikkatleri dağıtmaz. Tek bir adam vardır ve bütün kürek mahkumlarının çektiği sefalet bu yalnız adamın üzerine çullanmıştır. Üstelik daha kıvamlı, daha yoğun ve daha lezzetli bir içkidir. Sarsılarak hareket eden araba büyük kapının kemerinin altından boğuk bir gürültüyle geçip caddeye ulaştı. Ardından bisetrenin ağır kapıları yeniden kapandı. Öfke ve şaşkınlıkla kendimi kımıldayacak ya da bağıracak gücü bulamayan, gömülmeyi bekleyen bir uyur gezer gibi hissediyordum. Atların boynundan sarkan çıngırakların hıçkırığı andıran ahenkli şıngırtılarını, demir tekerleklerin kaldırımın üzerindeki uğultusunu, köşeleri dönerken araba kasasının yere çarpışını, 4 jandarma atının nal seslerini, arabacının şaklayan kamçısını belli belirsiz duyuyordum. Bütün bunlar beni sürükleyen bir girdap gibi geliyordu. Bakışlarım tam karşımdaki küçük arka pencerenin demirlerinin arasından elimde olmaksızın bisetrenin büyük kapısının üzerine koca koca harflerle kazınmış yazıya takılmıştı. Yaşlılar yurdu. Şuna bak dedim içimden, demek burada yaşlanan insanlar da var. Bu düşünce uyku ile uyanıklık arasındaymış gibi kederle allak bullak olmuş zihnimde dolaştı. Araba caddeden ana yola girdiği sırada arka penceredeki görüntü değişti. Karşımda Notre Dame'in Paris Lisesi'nin ortasında mavi ve hafifçe silik görünen kuleleri belirdi. Zihnimdeki düşünceler de hemen değişti. Araba gibi ben de bir alete dönüşmüştüm. Bisetre'nin çağrıştırdığı düşüncelerin yerine Notre Dame'in çağrıştırdıkları aldı. Ahmakça gülümseyerek bayrak asılı kuledekiler beni çok rahat seyredecekler dedim içimden. Galiba o sırada rahip yeniden benimle konuşmaya başladı. Ben de büyük bir sabırla izin verdim. Tekerleklerden, at nallarından, arabacının kamçısından yükselen seslere bir yenisi eklenmişti. Ard arda sıralanan, düşüncemi bir çeşmenin şırıltısı gibi yatıştıran ve önümden tıpkı ana yolun eğri büğrü kara ağaç fidanları gibi hep farklı ve hep aynı biçimde akıp giden tek düze sözleri sessizce dinlerken, ön bölmedeki mübaşirin kesik kesik gelen alçak sesiyle düşlerimden sıyrıldım.
Sayın rahip diyordu hafif neşeli bir ifadeyle. Son gelişmelerden haberiniz var mı? Bunu söylerken rahibe dönmüştü. Sürekli benimle konuşan ve arabanın gürültüsü yüzünden işitmeyen rahip cevap vermedi. Hey hey diye ekledi tekerleklerin gürültüsünü bastırmak için sesini yükselten mübaşir. Cehenneme gidesi araba. Gerçekten de cehenneme gidiyor. Devam etti. Kuşkusuz bu sarsıntıda sesim duyulmuyor. Ne diyordum? Sayın rahip, lütfen söyler misiniz? Ne diyordum? Ah evet, bugün Paris'teki en önemli olay nedir bilmiyor musunuz? Sanki benden söz ediyormuş gibi ürperdim. Nihayet söylenenleri duyan rahip, hayır dedi, bu sabah gazete okuyacak zamanım olmadı, akşam bakacağım. İşlerimin yoğun olduğu günlerde kapıcıya gazetelerimi saklamasını söylüyorum, ancak eve döndüğümde okuyorum dedi. Olsun dedi mübaşir, bu haberi bilmemeniz mümkün değil, Paris'in bu sabahın en önemli olayı. Söze karıştım, sanırım ben biliyorum. Mübaşir bana döndü. ''Gerçekten biliyor musunuz? Söyleyin öyleyse.'' diye karşılık verdi. ''Çok meraklısınız.'' dedim. ''Ama neden bayım?'' diye cevapladı mübaşir. ''Herkesin bir siyasi düşüncesi vardır. Ben de uyandırdığınız izlenime göre sizin de siyasi bir görüşünüz var. Bana kalırsa Ulusal Muhafızlık Kurumu'nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Birliğimde çavuştum ve inanın çok keyifliydi.'' dedi. Sözünü kestim. ''Haberin bu olmadığını sanıyorum.'' ''Peki ya ne? Haberi bildiğinizi söylüyordunuz.'' dedi. ''Bütün Paris'in kafasını kurcalayan başka bir haberden söz ediyordum.'' dedim. Ahmak söylemek istediğimi anlamamış, merakı daha da artmıştı. ''Demek başka bir haber daha var. Nereden duydunuz? Neymiş bayım? Lütfen söyler misiniz? Sayın rahip, bu haber hakkında bir bilginiz var mı? Lütfen bana da anlatın. Neler olup bitiyor? Bilirsiniz yeni haberleri severim. Ben de Sayın Başsavcı'ya anlattığımda büyük bir keyifle dinler.'' Bunları bir sürü saçma sapan laf izledi. Bir rahibe, bir bana dönüyordu. Ona sadece omuzlarımı silkerek karşılık verdim. ''Peki o halde'' dedi bana. ''Ne düşünüyorsunuz?'' ''Bu akşam artık hiçbir şey düşünemeyeceğimi'' dedim. ''Ah, demek öyle. Hadi ama, çok üzünlüsünüz. Bay Kesting gevezelik ediyordu.'' Bir sessizliğin ardından ekledi. ''Bay Popovine de ben eşlik ettim. Samur bir şapkası vardı ve tütün içiyordu.'' Rakelli gençlere gelince sadece kendi aralarında olsa da konuşuyorlardı. Bir kez daha durup yeniden devam etti. Deliler çok aşırıya kaçtılar, herkesi küçümsermiş gibi bir halleri vardı. Size gelince delikanlı, sizi oldukça düşünceli görüyorum. Delikanlı mı dedim, sizden daha yaşlıyım, her çeyrek saatte hayatımın bir yılı gidiyor. Bana dönüp birkaç dakika ahmakça bir şaşkınlıkla baktıktan sonra yeniden hafifçe sırıtmaya başladı. ''Haydi benimle eğlenmek istiyorsunuz. Daha yaşlıymış. Dedeniz yaşındayım ben.'' ''Hiç de eğlenmek istemiyorum.'' dedim sert bir sesle. Tabakasını açtı. ''Biraz tütün alın beyefendi. Bana kızmayın. Kin de beslemeyin.'' dedi. ''Korkmayın. Size uzun süre kin besleyecek kadar vaktim yok.'' dedim. O sırada bana uzattığı tabaka bir sarsıntının etkisiyle aramızdaki parmaklığa şiddetle çarptı ve kapağı açık olarak jandarmanın ayağının dibine düştü. ''Lanet olası parmaklık!'' diye haykırdı mübaşir. Bana döndü. ''Buna ne dersiniz? Ben de bahtsız değil miyim? Bütün tütünüm mahvoldu.'' ''Ben sizden daha mahvolmuş durumdayım.'' dedim gülümseyerek. Tütünü toplamaya çalışırken dişlerinin arasından homurdandı. ''Benden daha bahtsız olamazsınız. Söylemesi kolay. Paris'e kadar tütün yok. Bu korkunç.'' Rahip hiç ilgilenmediğim ama beni yüreklendirmek için ettiği sözlerin devamı gibi görünen birkaç avutucu laf söyledi ona. Yavaş yavaş sohbete dalmaları üzerine rahiple mübaşiri kendi hallerine bırakıp düşünmeye başladım. Kapıyı geçerken hiç kuşkusuz yine dalgındım ama Paris bana her zamankinden daha gürültülü geldi. Kapı muhafızları geçiş ücretinin ödendiği gişenin önünde bir sürü arabayı incelediler. Mezbaya götürülenin bir koyun ya da sığır olmasına bağlı olarak onları bir para kesesi atmak gerekiyordu. Ama bir insan kellesi için geçiş ücreti ödenmezdi. Kapıdan girdik. Bulvarı geçtikten sonra araba tırsa kalkarak Saint-Marcieu mahallesinin ve City'nin karınca yuvasının binlerce küçük dehlizi gibi kıvrılan ve kesişen dolambaçlı eski sokaklarına daldı. Bu dar sokakların taşlarında tekerleklerin gürültüsü başka hiçbir şeyi duyamayacağım ölçüde şiddetlendi. Kare şeklindeki arka pencereden göz attığımda yoldan geçen kalabalıkların arabaya bakmak için durduklarını,
çocukların gruplar halinde peşimize takıldığını, ayrıca kavşaklarda gelip geçenlerin ara sıra ellerindeki basılı kağıt tomarından sayfalar aldığı paçavralar içindeki bir adamın ya da yaşlı bir kadının bazen de ikisinin birden bağırmak için ağızlarını açtıklarını fark eder görür gibi oluyordum. Konsör ciğerinin avlusuna vardığımızda sarayın saati 8:30 çalıyordu. O büyük merdivenin, o simsiyah şapelin, o kasvetli giriş kapılarının görüntüsü kanımı dondurdu. Arabayla birlikte yürek atışlarımın da duracağını sandım. Arabanın kapıları şimşek hızıyla açılınca gücümü toplayıp yürüyen hücreden aşağı atladım. Ve iki sıra askerin arasından hızlı adımlarla kubbenin altına daldım. Ahali geçişimi izlemek için şimdiden toplanmıştı. Adliye sarayının halka açık koridorlarında yürürken kendimi adeta özgür ve huzurlu hissettim. Ama önümde sadece mahkum edenler ve mahkum edilenlerin girebildiği basık kapılar, gizli merdivenler, iç dehlizler, boğucu uzun koridorlar belirdiğinde bütün kararlılığım kayboldu. Mübaşir hep yanımdaydı. İşleri olduğunu söyleyen rahip 2 saat sonra gelmek üzere yanımdan ayrılmıştı. Müdürün odasına gittiğimizde mübaşir beni ona emanet etti. Bu bir değiş tokuştu. Müdür kendisine teslim etmesi gereken bir av olduğunu belirterek onu geri dönen arabayla bir setreye götürmesi için biraz beklemesini rica etti. Bu kişi kuşkusuz bu akşam işgal edemeyeceğim saman yığınının üzerinde yatacak olan yeni mahkumdu. Tamam dedi mübaşir müdüre. İki tutanağı birlikte hazırlamış oluruz. Böylece işimiz kolaylaşır dedi. Bu arada beni müdürün odasının yanındaki küçük bir odaya kapatıp kapıyı sürgülediler ve yalnız bıraktılar. Neler düşündüğümü, ne kadar zamandan beri orada olduğumu bilmediğim bir sırada kulağımda patlayan ani ve şiddetli bir kahkaha beni düşlerimden sıyırdı. Heyecanla gözlerimi kaldırdığımda odada yalnız olmadığımı fark ettim. Yaklaşık 55 yaşlarında, orta boylu, yüzü kırışmış, kamburu çıkmış, kır saçlı, tıknaz, mavi gözlerinde kuşku uyandıran bir bakış ve yüzünde acı bir gülümsemeyle görünümü mide bulandıran bir adam üzerindeki paçavraların içinde yarı çıplak bir halde yanımda duruyordu. Demek kapı ben farkına varmadan açılmış, bu adamı içeri kustuktan sonra yeniden kapamıştı. Ölüm de keşke böyle gelebilseydi. Birkaç saniye boyunca gözlerimizi birbirimize dikerek bakıştık. O iniltiye benzeyen kahkahasını sürdürürken ben afallamış, hafifçe ürkmüştüm. Kimsiniz dedim sonunda. Gülünç bir soru dedi. Kelle paça. Kelle paça? Bu ne anlama geliyor dedim. Bu soru neşesini daha da arttırdı. Kellem 6 hafta sonra tıpkı 6 saat sonra senin başına geleceği gibi sepetin içine yuvarlanacak anlamına geliyor diye haykırdı kahkahasının ortasında. Ha ha, sanırım şimdi anladın. Gerçekten de yüzüm solmuş, tüylerim diken diken olmuştu. Bu adam benim mirasçım olarak Bisetre'de beklenen mahkumdu. Devam etti. Ne olmasını bekliyordun ki? İşte benim hikayem. Usta bir cepçinin oğluyum. Ne yazık ki cellat bir gün boynuma kravatı takıverdi. Tanrı'ya şükür o zamanlar dar ağacı saltanat sürüyordu. 6 yaşındayken ne annem vardı ne babam. Yazları yol kenarında arabalardan birkaç metelik atmaları için takla atardım. Kışları çamurun içinde çıplak ayaklarla yürürken soluğumu kıpkırmızı olmuş parmaklarımı üflerdim. Pantolonumun yırtıklarının arasından bacaklarım görünürdü. 9 yaşında ellerimi kullanmaya başladım. Bazen bir cebi boşaltır, bazen bir palto çalardım. 10 yaşıma geldiğimde artık bir yan kesiciydim. Sonra kendimi geliştirdim. 17 yaşında yaman bir hırsız oldum. Dükkan kapılarını zorluyor, bazen maymuncuk kullanıyordum. Sonunda yaş kemale erince beni kaptılar, küreğe yolladılar. Kürek cezası çetindir. Tahta üzerinde yatmak, bulanık su içmek, kara ekmek yemek, hiçbir alta yaramayan bir gülleyi sürüklemek, kavurucu güneşin altında inip kalkan sopalara katlanmak zordur. Ayrıca kafayı da kazırlar. Benim kestane rengi güzel saçlarım vardı. Olsun. Zor da olsa 15 yılı tamamladım. 32 yaşındaydım. Bir sabah elime bir kimlik belgesi ve 15 yıl boyunca yılın 12 ayı, ayın 30 günü, günde 16 saat çalışmamın karşılığı olan 66 frankı tutuşturdular. Tamam dedim. 66 frankla onurlu bir insan olmayı istiyordum. Yırtık pırtık giysilerimin altında bir rahip cübbesinin altındakinden daha güzel duygular vardı. Ama lanet olsun o kimlik belgesine. Sarıydı,
ve üzerinde serbest bırakılmış kürek mahkumu yazıyordu. O kağıdı geçtiğim her yerde göstermem ve zorunlu ikametgahımdaki belediye başkanına onaylatmam gerekiyordu. Ne güzel bir tavsiye mektubu. Bir kürek mahkumu. İnsanları ürkütüyordum. Küçük çocuklar benden kaçıyor. Herkes yüzüme kapısını kapıyor. Kimse bana iş vermiyordu. Karnımı doyurmak için 66 frankı yedim. Çalışmak için güçlü kollarımı gösterdiğimde herkes beni geri çevirdi. Günlük ücretimi 1 franktan yarım franka, sonra çeyrek franka düşürdüm. Fayda etmedi. Ne yapmam gerekirdi? Bir gün çok acıktığımda bir fırının camına dirsek atıp bir ekmek aldım. Ama daha yiyemeden fırıncı beni yakaladı. Omzuma dağlanan 3 harfli ömür boyu kürek cezasına mahkum oldum. İstersen göstereyim. Buna suçu tekrar etmenin bedeli diyorlar. Yine kürek mahkum oldum. Beni Tolun'a götürdüler. Bu kez başımda ömür boyu mahkumiyeti gösteren yeşil başlık vardı. Kaçmam gerekiyordu. Bunun için 3 duvarı delmem, 2 zinciri kesmem yeterliydi. Bir çivim vardı. Kaçtım. Alarm topunu ateşlediler. Çünkü bizler Romalı kardinaller gibi kırmızı giyerdik. Bu yüzden kaçtığımızda top ateşlenirdi. Barutları serçe sürülerini dağıtmaya yetti. Bu kez cebimde sarı kimlik belgesi de para da yoktu. Kürek cezası çekmiş ya da kirişi kırmış arkadaşlarla tanıştım. Eli başları kendilerine katılmamı önerdi. Şehirler arası yollarda soygun yapıyorlardı. Kabul ettim ve yaşamak için öldürmeye başladım. Bazen posta arabalarına, bazen yolcu arabalarına, bazen de sığır tüccarlarını soyuyorduk. Paralarını alıp atları ve arabaları öylece bıraktıktan sonra adamı bir ağacın dibine gömüyor, toprağın yeni kazıldığı anlaşılmasın diye mezarın üzerinde dans ediyorduk. Böylece çalılıklarda yatarak, yıldızların altında uyuyarak, ormandan ormana koşturarak en azından özgürce yaşlandım. Her şeyin bir sonu var. Jandarmalar bir gece vakti bizi enselediler. Arkadaşlarım kaçtı ama en yaşlıları olduğum için bu sırmalı şapkalı kedilerin pençesine düştüm. Beni buraya getirdiler. Şimdiye kadar bir hariç merdivenin bütün basamaklarını tırmanmıştım. Artık bir mendil çalmakla birini öldürmek benim için aynıydı. Suçu da yeniden tekrarlamıştım. Beni cellada havale ettiler. Davam kısa sürdü. Zaten yaşlanmaya, hiçbir işe yaramamaya başlamıştım. Babamı ipe çekmişlerdi, benim kellemi uçuracaklar. İşte böyle arkadaş. Onu dinlerken afallamıştım. Öncekinden daha yüksek bir sesle kahkaha atıp elimi sıkmak istedi. Korkarak geri çekildim. Dostum dedi, hiç de yürekli görünmüyorsun. Ölümün karşısında ödleklik yapma, anlıyor musun? Giyotin sehpasında berbat bir an yaşayacaksın ama çabucak geçecek. Kellenin nasıl koptuğunu göstermek için orada olmak isterdim. Kellemi seninle birlikte giyotin sehpasına koymak için temyiz başvurumu geri alırdım. Aynı rahip ikimizin işini de halleder. Senden bana kalacaklar umurumda değil. Gördüğün gibi iyi bir adamım. Hey, ne dersin? Dostluğa var mısın? Bana yaklaşmak için bir adım daha attı. Beyefendi dedim onu iteleyerek. Teşekkür ederim. Cevabımı yeni kahkahalarla karşıladı. Ah, vay canına bayım, siz bir markizsiniz. Sözünü kestim. Dostum, biraz düşünmek istiyorum. Beni kendi halime bırakın. Sözlerimin ciddiyeti birden düşünceli bir hal almasına neden oldu. Kırlaşmış ve neredeyse hiç saç kalmamış başını salladı. Sonra yırtık gömleğinin arasından görünen kıllı göğsünü tırnaklarıyla kaşıyarak ''Anlıyorum'' diye mırıldandı. ''Doğru ya, yaban domuzu gelecek.'' Birkaç dakikalık bir sessizlikten sonra ''Bakın'' dedi bana biraz çekinerek. ''Siz bir markisiniz, çok güzel ama üzerinizde artık işinize hiç yaramayacak iyi bir redingot var. Onu cellat alacak. Bana verirseniz satıp tütün alırım.'' Redingotumu çıkarıp verdiğimde bir çocuğun neşesiyle ellerini çırptı. Ardından sadece gömlekle kalıp titrediğimi görünce ''Üşüyorsunuz bayım, şunu giyin, yağmur yağıyor, ıslanacaksınız. Hem idam arabasında mağrur bir tavır takınmak gerekir.'' Bunları söylerken gri yünden kalın ceketini çıkarıp bana giydiriyordu. Hiç sesimi çıkarmadım. Duvara yaslandığımda bu adamın üzerimde nasıl bir etki yarattığını anlayamıyordum. Ona verdiğim redingotu incelemeye başladığında üst üste sevinç çığlıkları atıyordu. ''Cepler yepyeni, yaka hiç yıpranmamış, bunu 15 franka okuturum, ne güzel, 6 haftalık tütün masrafımı karşılar.'' Kapı yeniden açıldı. Beni ölüm saatini bekleyeceğim odaya, onu da bir setreye götürmek için gelmişlerdi. Kendisini götürecek jandarmalara seslendi.
Hey, dikkat edin. Beyefendi ve ben postlarımızı değiştirdik. Bizi karıştırmayın. Lanet olsun. Artık tütün alacak param varken bu hiç işime gelmez. Bu yaşlı alçak redingotumu aldı. Ben vermedim. Üstelik bana paçavraya dönmüş şu lanet ceketini bıraktı. Kim bilir nasıl görünüyorum. Redingotumu almasına izin verişimin nedeni umursamazlığım ya da acıma duygum değil. Hayır, sadece benden daha güçlüydü. Reddetseydim beni iri elleriyle yumruklardı. Ah evet, merhamet. İçim saldırgan duygularla doluydu. O yaşlı soyguncuyu ellerimle boğabilmek, ayağımın altında çiğneyebilmek isterdim. Yüreğimin öfke ve kederle dolduğunu hissediyorum. Sanırım ardamarım çatladı. Ölüm insanı hırçınlaştırıyor. Söylemeye gerek yok. Beni pencerelerinde parmaklıklar ve kapısında bir sürü sürgü bulunan dört duvardan ibaret bir hücreye götürdüler. Bir masa, bir iskemle ve yazı takımı istedim. Hepsini getirdiler. Ardından bir yatak istedim. Gardiyan bana ne işe yarayacak der gibi şaşkınca baktı. Yine de bir köşeye bir yatak yerleştirdiler. Ama yatakla birlikte odam dedikleri yere bir jandarma diktiler. Yoksa şiltenin ipleriyle kendimi boğmamdan mı korkuyorlar? Saat 10 oldu. Zavallı küçük kızım. 6 saatim var. Sonra öleceğim. Soğuk anatomi masalarının üzerinde sürünen tuhaf bir cesede, incelenen bir kafatasına, kesilip biçilen bir kadavraya dönüşeceğim. Benden geriye kalanları bir tabuta doldurup Klamart mezarlığına götürecekler. İşte hiçbiri benden nefret etmeyen, hepsi benim için üzülen ve isteseler kurtarabilecek olan bu adamlar babana bunu yapacaklar. Marie, beni öldürecekler, bunu anlıyor musun? Hem de her şeyin düzene girmesi için törenle, soğukkanlılıkla. Aman Tanrım, zavallı küçüğüm, seni onca seven, güzel kokular yayan, beyaz küçük boynunu öpen, elleriyle hiç durmadan ipek gibi saçlarının buklelerini okşayan, yuvarlak güzel yüzünü ellerinin arasına alan, seni dizlerinin üstünde zıplatan ve akşamları Tanrı'ya dua etmen için iki elini birleştiren baban ölecek. Artık bütün bunları kim yapacak? Seni kim sevecek? Sen hariç yaşıtlarının hepsinin babaları olacak. Yılbaşı kutlamalarından, hediyelerden, şirin oyuncaklardan, şekerlerden ve öpücüklerden vazgeçmeye nasıl alışacaksın? Zavallı yetimim, yemekten ve içmekten vazgeçmeye nasıl alışacaksın? Ah güzel Mericiğim, o jüri üyeleri en azından seni görseydi. O zaman 3 yaşındaki bir çocuğun babasını öldürmemeleri gerektiğini anlarlardı. Veya büyüyecek kadar şansı varsa o zaman hali ne olacak? Paris halkının anılarından biri olan babası yüzünden, benden ve ismimden utanacak, onu yüreğimin bütün şefkatiyle sevmeme rağmen benim yüzümden aşağılanacak, dışlanacak. Sevgili küçük Meryem, benden utanacağın ve tiksineceğin doğru mu? Sefil, nasıl bir suç işledin ve topluma nasıl bir suç işlettin? Aman Tanrım, gün batmadan öleceğim doğru mu? İdam edilecek kişinin ben olduğum doğru mu? Dışarıdan gelen o boğuk çığlıklar, şimdiden rıhtımlarda neşeyle toplanan o insan kalabalığı, kışlalarında hazırlanan o jandarmalar, siyah cübbeli o rahip, elleri kanlı o adamlar, bütün bunlar benim için mi? Demek burada kımıldayan, soluk alan, tıpkı herhangi bir masa gibi bu masanın yanında oturan, belki de başka bir yerde olması gereken, dokunan, hisseden ve giysilerinde hala kıvrımlar oluşan ben öleceğim. Keşke infazın nasıl gerçekleştiğini ve orada nasıl ölündüğünü bilebilseydim. Ama bunu bilmemem korkunç. Başıma inecek şeyin ismi dehşet verici ve şu ana kadar onu nasıl yazdığımı, adını nasıl telaffuz ettiğimi anlayamıyorum. Bu 10 harfin birleşimi, görünümü, sıralanışı zihnimde ürkütücü düşünceler uyandırıyor. O nesnenin icat eden talihsiz doktorun ismiyle anılması alın yazısıymış. Bu iğrenç sözcük zihnimde belirsiz, bulanık ve bir o kadar da kasvetli hayaller yaratıyor. Her hecesi düzeneğin bir parçası gibi. Kafamda canavarı andıran o sehpayı bir inşa edip bir yıkıyorum. Onunla ilgili bir soru sormaya cesaret edemesem de ne olduğunu, orada nasıl bir tavır sergilemek gerektiğini bilememek çok korkunç. Sanırım inip çıkan bir düzenek var. Sizi üzerine yatırıyorlar. Ah, başım bedenimden ayrılmadan önce saçlarım ağrıyacak. Yine de bir seferinde onu hayal meyal görür gibi olmuştum.
Bir gün sabahın 11'ine doğru Griv meydanından geçerken bindiğim araba aniden durdu. Meydan kalabalıktı. Başımı pencereden uzatınca Griv meydanı ve rıhtımın kadınlar, erkekler ve çocuklarla tıklım tıklım dolu olduğunu ve bu başların üzerinden 3 adamın kırmızı tahtalarla sedire benzeyen bir şey hazırladığını görmüştüm. O gün bir mahkum idam edilecekti ve sehpa kuruluyordu. Başımı çevirdim. Arabanın yanında bir kadın bir çocuğa şunları söylüyordu. Bak şu işe, bıçak iyi inmiyor, oluğu yağlayacaklar. Muhtemelen şimdi herkes oradadır. Saat 11'i çaldı. Kuşkusuz oluğu yağlıyorlardır. Ah bassız, bu kez kafamı çeviremeyeceğim. Merhamet, merhamet. Belki de beni affedecekler. Kral bana kızgın değil. Gidip avukatımı bulsunlar. Çabuk avukatımı çağırın. Kürek mahkumu olmak istiyorum. 5 ya da 20 yıl yahut omzumu kızgın demirle dağlayıp ömür boyu küreğe mahkum etsinler. Ama hayatımı bağışlasınlar. Bir kürek mahkumu yürür, gider gelir, güneşi görmeye devam eder. Rahip geri geldi. Saçları beyazlaşmış, dingin, temiz yüz ve saygı uyandıran bir adamdı. Gerçekten de fazilet sahibi ve merhametliydi. Bu sabah kesesindeki paraları mahkumlara dağıttığını gördüm. Etkileyici sesi nasıl da dingin. Daha hiçbir şey söylemeden aklı ve yüreğiyle beni nasıl da etkileyebiliyor. Bu sabah kafam karışıktı. Söylediklerini pek dinlemedim. Dinlemeye değer bulmadığım ve kayıtsız kaldığım sözleri arabanın buz tutmuş camının üzerine düşen soğuk yağmur damlaları gibi süzülüp gittiler. Yine de az önce yanıma geldiğinde görüntüsü bile kendimi iyi hissetmemi sağladı. Kendi kendime bütün insanların beni terk ettiğine, bir tek onun yanımda olduğunu söyledim. İçimi güzel ve teselli edici sözlerin susuzluğu kapladı. O iskemleye, ben de yatağıma oturduk. Bana oğlum dedi. Bu sözcük yüreğimi ferahlattı. Devam etti. Oğlum, Tanrı'ya inanıyor musunuz? Evet sayın rahip diye cevapladım. Kutsal Katolik Kilisesi'ne, havarilere ve Papa'ya inanıyor musunuz? Bütün kalbimle dedim. Oğlum diye devam etti. Kuşkulu bir haliniz var dedi. Ardından konuşmayı sürdürdü. Uzun süre konuşup birçok söz etti. Sonra işinin bittiğini düşünerek ayağa kalktı ve söylemine başladığından beri bana ilk kez bakarak sordu. Başka bir isteğiniz? Onu ilk başta büyük bir heyecanla, ardından dikkatle, sonra da özveriyle dinlediğime pişman oldum. Ben de ayağa kalktım. Bayım diye cevapladım. Yalvarırım beni yalnız bırakın. Tekrar ne zaman geleyim diye sordu. Ben size haber gönderirim dedim. Bunun üzerine hiçbir şey söylemeden ama içinden bu adam dinsiz dermiş gibi başını sallayarak dışarı çıktı. Hayır, ne kadar alçalmış olsam da dinsiz değilim ve Tanrı kendisine inandığıma tanıktır. Ama bu ihtiyar bana ne söyledi ki? Beni duygulandıracak, içimi sızlatacak, ağlatacak, ruhumu harekete geçirecek, kendi yüreğinden bana, benim yüreğimden ona akacak hiçbir şey. Tam tersine, duygusuz, vurgusuz, her şeye ve her koşula uygun derin anlamlar içermesi gerektiğinde tumturaklı, sade olması gerektiği yerde yavan sözlerden ibaret duygusal bir vaaz ve dini bir ağıt. Ara sıra Latinceden alıntılar. San Agustin, San Gregoria, bilmem kim. Üstelik daha önce 20 kere anlattığı bir dersi tekrarlarmış, ezbere bildiği için hafızasında yıpranmaya başlamış bir konuyu yeniden gözden geçirmiş gibi bir hali vardı. Gözlerinde bir ifade, sesinde bir vurgu, ellerinde hiçbir hareket yoktu. Zaten başka nasıl olabilirdi ki? Bu adam hapishane rahibi. İşi teselli etmek ve cesaret vermek, hayatı bunun üzerine kurulmuş. Kürek mahkumları, hastalar, belagatinin kaynağı. Bu insanların günahlarını çıkarmak, onlara eşlik etmek onun görevi. Mahkumları ölüme götürerek yaşlanmış, uzun süreden beri diğerlerinin ürperdikleri şeyi yapmaya alışmış, iyice pudralanmış beyaz saçları artık diken diken olmuyor, her günü kürek ve idam mahkumları ile geçiyor. Artık bu işten bezmiş, muhtemelen bazı sayfalarını kürek, bazı sayfalarını idam mahkumlarına ayırdığı bir kayıt defteri vardır. Ona ertesi gün teselli etmesi gereken bir mahkum olduğunu söylediklerinde onun bir kürek mahkumu mu yoksa bir idam mahkumu mu olduğunu soruyor ve sayfayı gözden geçirip görevini yerine getirmeye geliyor.
Böylece Tulun'a ya da Greve gidecekler, onun için aynı yolun yolcusu oluyor ve kendisi de onların gözünde işini yapan bir rahipten öteye gidemiyor. Ah, bana bu adamın yerine tesadüfen karşılarına çıkan ilk piskoposluk bölgesinden genç bir rahip yardımcısı veya yaşlı bir rahip getirsinler. Hiçbir beklentisi olmadan dua kitabını okuduğu şöminesinin yanından kaldırıp, ölmek üzere bir adam var, onu teselli etmeniz, elleri bağlandığında, saçları kesildiğinde yanında olmanız, celladı görmemesi için haçınızla birlikte ona kaldırım taşlarının üzerinde sarsılan arabada greve kadar eşlik etmeniz, kan içici kalabalığın arasından onunla birlikte geçmeniz, giyotin sehpasının kenarında ona sarılmanız ve başı gövdesinden ayrılana kadar yanında kalmanız gerekiyor desinler. O zaman tepeden tırnağa titrerken beni götürüp kollarının arasına, dizlerinin dibine atsınlar. O ağlasın, birlikte ağlayalım. Sözleri beni teselli etsin, yüreğim onun göğsünde sakinleşsin ve o benim ruhumu kavrarken ben onun tanrısına kavuşayım. Ama bu ihtiyar benim için ne anlam ifade ediyor? Ben onun için kimim? Bahtsızlar takımından bir varlık, daha önce yüzlerce kez görülmüş bir gölge, infaz kayıtlarına ekleyeceği bir rakam. Onu bu şekilde geri çevirmekle belki de haksızlık ettim. Bana iyi davrandı, ben kabalık yaptım. Yazık, bu benim hatam değil. Her şeyi çirkinleştirip solduran benim mahkum nefesim. İhtiyacım olduğunu sandıkları için yemek getirdiler. Nefis yemeklerle süslenmiş bir masa, bir piliç, sanırım başka şeyler de var. Tamam o zaman deyip yemeye çalıştım. Ama daha ilk lokmada hepsi ağzımdan dökülecek kadar acı ve yavan geldi. Başında şapkayla bir bey içeri girip bana şöyle bir baktıktan sonra mezurasını açtı. Aşağıdan yukarıya doğru duvarın taşlarını ölçerken yüksek sesle kah tamamdır, kah olmadı diyordu. Jandarmaya kim olduğunu sordum. Hapishanede görevli bir mimar kalfasına benziyor. O da benim kim olduğumu merak etti. Kendisine eşlik eden zindancı ile bir şeyler konuştuktan sonra bakışlarını bir an bana dikti. Başını umursamaz bir ifadeyle sallayıp yeniden duvarı ölçmeye ve yüksek sesle konuşmaya başladı. İşi bittiğinde yanıma yaklaşıp gür bir sesle, ''Sevgili dostum, 6 ay sonra bu hapishane çok daha iyi olacak.'' dedi. Yüz ifadesi, ''Ne yazık, bunun keyfini çıkaramayacaksınız.'' der gibiydi. Adeta gülümsüyordu. Tıpkı düğün gecesinde geline yapıldığı gibi bana kibarca takılacağını düşündüm. Kolunda pırpırları olan yaşlı jandarma ona karşılık verme ihtiyacı hissetti. ''Bayım, bir ölünün odasında bu kadar yüksek sesle konuşulmaz.'' dedi. Mimar kalfası gitti. Ben ölçtüğü taşlar gibi oradaydım. Sonra başıma gülünç bir şey geldi. Bencilliğim ve nankörlüğüm yüzünden elini bile sıkmadığım iyi yürekli yaşlı jandarmam nöbetini çökük alınlı, ablak suratlı, sığır gibi bakan bir başkasına devretti. Ona hiç bakmadım. Sırtım kapıya dönüktü. Masamda oturup elimle alnımı serinletmeye çalışırken düşüncelerim zihnimi allak bullak ediyordu. Bir elin omzuma hafifçe dokunması üzerine arkamı döndüm. Bu baş başa kaldığım yeni jandarmaydı. İşte bana şuna benzer şeyler söyledi. ''Suçlu yüreğiniz temiz mi?'' ''Hayır'' dedim. Cevabımın kısa ve sert olması canını sıkmış gibiydi. Yine de tereddüt ederek devam etti. ''İnsan keyfi istedi diye kötü olamaz.'' ''Neden olmasın? Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa beni yalnız bırakın. Lafı nereye getirmek istiyorsunuz?'' dedim. ''Bağışlayın suçlu, sadece iki çift laf, size hiçbir zarar gelmeden zavallı bir adamı mutlu etmeniz gerekse bunu yapmaz mıydınız?'' dedi. Omu siktim. ''Sheraton'dan mı geliyorsunuz? Mutluluğu bulmak için yanlış kişiye başvuruyorsunuz. Demek ben birisini mutlu edeceğim, öyle mi?'' Sesini alçaltıp ahmak yüzüne hiç uygun düşmeyen gizemli bir ifade takındı. ''Evet suçlu, evet mutluluk, evet servet, bütün bunları bana siz vereceksiniz.'' ''Bakın, zavallı bir jandarmayım. İşim ağır, maaşım az, atımın masrafını karşılayamıyorum. Bütçemi denkleştirmek için piyango oynuyorum. Ama bu işte şans gerek. Bugüne kadar çıkan sayıları hiç bulamadım. Tam kazanacağım derken bir rakamla kaçırıyorum. 76 yazdığımda 77 çıkıyor. Tahminlerim bir türlü tutmuyor. Biraz sabır lütfen, bitiriyorum. Oysa şimdi karşıma güzel bir fırsat çıktı.'' ''Suçlu, beni bağışlayın ama sanırım bugün bu dünyadan göçüyorsunuz. İdam edileceklerin piyangoyu önceden bildikleri söylenir.
Yarın akşam geleceğinize söz verin, size ne zararı olur? Bana 3 sağlam numara söyleyin, ne dersiniz? İçiniz rahat olsun, hortlaklardan korkmam. İşte adresim. Popincourt kışlası, A merdiveni 26 numara, koridorun sonunda. Beni hatırlarsınız değil mi? Hatta sizin için uygunsa bu akşam gelin. Aklımdan çılgınca bir umut geçmese, bu ahmağa cevap vermeye tenezzül etmeyecektim. İnsan içinde bulunduğu umutsuz koşullarda bazen bir zinciri bir saç teliyle koparabileceğini sanır. Ölüme giden biri olarak elimden geldiği kadar bir tiyatro oyuncusu gibi, dinle dedim. Gerçekten seni bir kraldan daha zengin edebilir, milyonlar kazandırabilirim ama bir şartla. Şaşkaloz gözlerini açtı. Nedir, nedir suçlu, söyleyin, istediğiniz her şeyi yaparım. Sana 3 yerine 4 numara söyleyeceğim, elbiselerini benimkilerle değiştir. İstediğiniz buysa diye haykırdı üniformasının düğmelerini çözmeye başlarken. İskemlenden kalkmıştım. Bütün hareketlerini izlerken yüreğim çarpıyor. Şimdiden jandarma üniformasının karşısında kapıların açıldığını, meydana, caddeye çıktığımı, adliye sarayına arkamda bıraktığımı hayal ediyordum. Ama kararsız bir ifadeyle bana döndü. Bunu buradan çıkmak için istemiyorsunuz değil mi? Her şeyin bittiğini anladım. Yine de anlamsız ve yararsız son bir çabayla üsteledim. Elbette ama bir servet kazanacaksın. Lafımı yarıda kesti. Ama hayır, bakın, numaralarımın doğru olması için ölmeniz lazım. Sessizce ve bütün umutlarımı kaybetmiş olarak yeniden iskemleme oturdum. Gözlerimi kapayıp ellerimle yüzümü örttüm ve geçmişe dalıp şu anı unutmaya çalıştım. Düşlere dalarken çocukluğumun ve gençliğimin tatlı, dingin, güleç anıları tıpkı beynimde dönüp duran kasvetli ve karmaşık düşünceler uçurumun üzerine kapanan çiçeklerle kaplı bir ada gibi geri gelmeye başladı. Çocukluğumu, öğrenciliğimi, o bakımsız bahçenin geniş ağaçlıklı yolunda, Volde Grace'in kurşundan kasvetli kubbesiyle tepeden baktığı o eski rahibe manastırının yanında, gülümseyen yüzümle kardeşlerimle birlikte oynarken, koşarken, bağırırkenki halimi yeniden görüyorum. Ardından 4 yıl sonra hala çocuk olsam da daha o zamandan hayalci ve tutkulu bir kişiliğe bürünen kendimi görüyorum. Issız bahçede genç bir İspanyol kız var. İri gözleri, uzun saçları, esmer ve parlayan teni, kırmızı dudakları ve pembe yanaklarıyla 14 yaşındaki Endülüslü Pepa. Annelerimiz birlikte koşup oynamamızı söylediklerinde gezintiye çıkmıştık. Aynı yaşta olsak da hemcins olmayan bize oynamamız ve sohbet etmemiz söylenmişti. Yine de daha 1 yıl geçmeden koşuyor, güreşiyorduk. Elma ağacının en güzel elmasını kapmak için onunla yarışıyor, bir kuş yuvası için ona vuruyordum. Ağladığında iyi oldu diyordum. Ve birbirimizi şikayet etmek için yanlarına döndüğümüz annelerimiz bize yüksek sesle haksız, alçak sesle haklı olduğumuzu söylüyorlardı. Şu anda koluma giriyor, çok gururlu ve çok heyecanlıyım. Yavaşça yürüyor, alçak sesle konuşuyoruz. Yere düşürdüğü mendilini alıyorum. Birbirine dokunan ellerimiz titriyor. Bana küçük kuşlardan, gökteki bir yıldızdan, ağaçların ardında batan kızıl güneşten ya da yatılı okuldaki arkadaşlarından, elbisesinden, kurdelesinden söz ediyor. Masum konulardan bahsetsek de ikimizin de yüzü kızarıyor. Küçük kız genç kıza dönüşüyor. O akşam bir yaz akşamıydı. Bahçenin dibindeki kestane ağaçlarının altındaydık. Gezintilerimizde yaşanan o uzun sessizliklerden birinin ardından aniden kolumdan çıkıp koşalım dedi. Büyük annesinin yasını tuttuğu için giydiği siyah elbisesi hala gözlerimin önünde. Aklından çocuksu bir düşüncenin geçmesiyle Pepa yeniden Pepita oluyor ve bana koşalım diyor. Sonra bir arınınki gibi ince beliyle önümden koşmaya başladığında küçük ayakları eteğini dizlerine kadar havalandırıyordu. Onun arkasından gittim. Kaçıyordu. Koşuşunun esintisiyle ara sıra yukarı kalkan pelerinin arasından bana esmer ve körpe sırtını gösteriyordu. Kendimden geçmiştim. Eski harap kuyunun yanında onu yakalayıp zaferimin verdiği hakla belinden kavradım ve bir çimenliğin üzerine oturttum. Bana direnmedi. Soluk soluğa kalmıştı, gülüyordu. Bense ciddiydim ve siyah kirpiklerinin arasından siyah göz bebeklerine bakıyordum.
''Buraya oturun, yanınızda bir kitap var mı?'' dediğinde hava hala bir şeyler okuyacak kadar aydınlıktı. Yanımda Spallanzi'nin yolculuklarının ikinci cildi vardı. Rastgele bir sayfa açtım. Yanına yaklaştığımda omzunu omzuma yasladı. İkimiz birlikte aynı sayfayı alçak sesle okumaya başladık. Sayfayı çevirmeden önce hep beni beklemek zorunda kalıyordu. Aklım ondan daha yavaş çalışıyordu. ''Daha yeni başladığımda bitirdiniz mi?'' diye soruyordu. Bu arada başlarımız birbirine dokunuyor, saçlarımız iç içe geçiyordu, soluklarımız yavaş yavaş birbirine karışırken aniden dudaklarımız birleşti. Okumaya devam etmek istediğimizde gökyüzünü yıldızlar kaplamıştı. ''Anne, anne'' dedi geri döndüğünde, ''bilsen ne kadar çok koştuk.'' ''Ben suskun kaldım, hiç konuşmuyorsun, kederli bir halim var'' dedi annem. Oysa yüreğimde cenneti taşıyordum. Bütün hayatım boyunca hatırlayacağım bir akşamdı. Bütün hayatım boyunca. Saat biri çaldı. Sesin ne taraftan geldiğini bilemiyorum. Çanın vuruşunu iyi duyamıyorum. Kulaklarımda son düşüncelerimin mırıltıları adeta bir orgun uğultusu gibi yankılanıyor. Anılarıma gömüldüğüm o muhteşem anlarda birden dehşet içinde işlediğim suçla karşılaşıyorum. Aslında daha fazla pişmanlık duymak isterdim. Mahkumiyet kararından önce daha fazla vicdan azabı çekiyordum ama o andan beri sanırım zihnimde sadece ölümle ilgili düşüncelere yer var. Yine de daha fazla pişmanlık duymak isterdim. Geçmişteki hayatımı bir dakikalığına düşledikten sonra birazdan işimi bitirecek bıçak darbesi yeniden aklıma gelince yeni bir durumla karşı karşıyaymışım gibi ürperiyorum. Güzel çocukluğum, neşeli gençliğim, ucu kana bulanan yaldızlı kumaş... O zamanla şu an arasında bir başkasının ve benim kanımın oluşturduğu bir ırmak var. Onca yıl boyunca masumiyet ve mutlulukla geçen hayatımın ardından düştüğüm bu hali bir gün okuyan biri çıkarsa, bir suçla başlayıp bir idam mahkumiyetiyle sonlanan bu lanetli yıla inanmak istemeyecek. Bu hayat ona birbiriyle tamamen tutarsız iki evreden oluşmuş gibi görünecektir. Ve yine de sefil yasalar ve sefil insanlar... Ben kötü biri değildim. Ah, birkaç saat içinde ölecek olmak ve bir yıl önce bugün özgür ve masum olduğumu, sonbahar gezintilerimden birini yaptığımı, ağaçların altında, yaprakların arasında dolaştığımı düşünmek. Şu anda hemen yanımda, Palaisi ve Grieve'i çevreleyen evlerde ve tüm Paris'te gezinen, sohbet edip gülen, gazetelerini okuyan, işlerini düşünen insanlar, satış yapan tüccarlar, bu akşamki balo için elbiselerini hazırlayan genç kızlar, çocuklarıyla oynayan anneler var. Çocukken bir gün Notre Dame'in büyük çanını görmeye gittiğimi hatırlıyorum. Karanlık sarmal merdiveni çıkıp iki kulenin arasındaki dar galeriyi açtıktan ve bütün Paris'i ayaklarımın altında gördükten sonra büyük çanın bir ton ağırlığındaki tokmağıyla asılı durduğu taş ve ahşap bölmeye girdiğimde şaşkına dönmüştüm. Uzaktan Paris'in çocukları arasında büyük bir üne sahip olan o çana bakıp eğik düzlemleriyle çan kulesini çevreleyen arduvaz kaplı saçakların ayaklarımın hizasında olduğunu korkuyla fark ederek birbirine iyi eklenmemiş tahtaların üzerinde titreyerek yürüdüm. Ara sıra Notre Dame'in avlusunu ve karıncalar gibi gelip geçen insanları adeta kuş bakışı izliyordum. Devasa çan aniden çalmaya başlayınca havaya yayılan derin titreşimler ağır kuleyi sarstı. Tahta zemin kirişlerin üzerinde sıçrıyordu. Gürültü az kalsın beni yere devirecekti. Düşüp eğimli arduvaz saçaklardan aşağı kayacak gibi sendeledim. Korkudan üzerine yattığım tahtalara iki kolumla sarılırken sesim soluğum kesildi. Kulaklarımda çanın ürkütücü çınlaması yankılanırken gözlerimin önünde o uçurum, insanların huzur ve neşe içinde gelip geçtikleri o derin meydan vardı. İşte böyle, kendimi hala o çan kulesinin içindeymişim gibi hissediyorum. O bütünlüğü afallayarak, gözlerim kamaşarak izliyorum. Beynimin kıvrımlarını sarsan o çan sesini duyar gibiyim ve benim terk ettiğim, diğer insanların ise yollarına hala devam ettikleri o dingin ve tek düze hayatı ancak uzaktan ve bir uçurumun yarıklarının arasından görebiliyorum. Belediye konağı iç karartıcı bir bina. Dik ve sivri çatısıyla, garip görünümlü küçük çan kulesiyle,
büyük beyaz saatiyle, köşelerinde küçük sütunlar bulunan katlarıyla, binlerce penceresiyle, adımlarla yıpranmış merdivenleriyle, sağda ve soldaki iki kemeriyle, eskidikçe kırışıklıklarla kaplanan cephesiyle, güneş vurduğunda bile siyah görünen, hemen gri meydanına açılan kasvetli, lanetli görüntüsüyle orada duruyor. İnfaz günleri bütün kapılarından jandarmaları kusan bu bina, mahkuma bütün pencereleriyle bakar ve akşamleyin saati gösteren kadranı o karanlık cephesinde ışıltılar saçar. Saat biri çeyrek geçiyor. İşte şu an hissettiklerim. Başımda şiddetli bir ağrı var. Belim buz gibi, alnım alev alev yanıyor. Ayağı her kalkışımda ya da öne doğru her eğilişimde adeta içi dalgalanan bir sıvıyla dolu olan beynim kafatasımın çeperlerine çarpıyor. Çırpınırcasına titriyorum ve ara sıra kalemim adeta galvanik bir akımın etkisiyle sarsılan elimden düşüyor. Gözlerim duman içinde kalmışım gibi yanıyor, dizlerim ağrıyor. 2 saat 45 dakika sonra iyileşeceğim. Korkulacak bir şey olmadığını, acı çekilmediğine, sakin bir ölüm olduğunu, ölümün böylece kolaylaştırıldığını söylüyorlar. Hey, peki ya 6 haftalık bu can çekişmeye, gün boyunca süren bu iniltiye ne demeli? Çok yavaş ve çok hızlı geçen o telafisi imkansız son günün endişelerine ne demeli? Giyotin sehpasına çıkan o ıstırap merdivenine ne demeli? Onlara göre bunlar acı çekmek anlamına gelmiyor. Bunlar kanın damla damla tükendiği, zihnin düşünceden düşünceye sönüp gittiği aynı çırpınışlar değil mi? Üstelik acı çekilmediğinden eminler mi? Bunu onlara kim söyledi? Kesik bir başın sepetten kanlar içinde çıkıp halka acı hissedilmiyor dediğini duyan oldu mu? Yanlarına gelip güzel bir icat, ona özen gösterin, çok iyi bir düzenek diye teşekkür eden ölüler oldu mu? Mesela Robespierre, mesela 14. Louis, asla, bir dakika, hatta bir saniye geçmeden her şey bitiyor. Bir an için bile olsa, kendilerini giyotin sehpasına çıktığında ağır bıçağın etini ısırdığı, sinirlerini kopardığı, omurgasını parçaladığı birinin yerine koydular mı? Ama nedir ki? Yarım saniye, acı yok olup gidiyor. Dehşet verici. Sürekli kralı düşünmem çok garip. Boşuna çabalıyor, bu düşünceyi kovmak için başımı boşuna sallıyorum. Kulaklarımdaki bir ses bana sürekli olarak bu şehirde, bu saatte ve buradan uzak olmayan bir başka sarayda, her kapısında nöbetçileri olan, sen ne kadar aşağıdaysan onun o kadar yukarıda olması dışında aranızda hiçbir fark bulunmayan ve bütün toplumun içinde senin gibi kendini farklı hisseden bir adam var. Hayatının her dakikası şan, şöhret, ihtişam, zevk ve sarhoşluk içinde geçiyor. Etrafında aşk, saygı, hayranlıktan başka bir şey yok. Onunla konuşurken en yüksek sesler alçalıyor, en sert alınlar karışıyor. Gözlerinin önünde sadece ipek ve altın var. Şu saatte hepsi kendisiyle hemfikir olan bakanlarıyla görüşüyor ya da yarınki av partisine saatinde başlayacağından emin olduğu ve hazırlıkları için talimatlar verdiği akşamki baloyu düşünüyor. Öyle işte, o adam da senin gibi etten kemikten yaratılmış ve o iğrenç giyotin sehpasının bir anda yıkılması hayatına, özgürlüğüne, servetine, ailene yeniden kavuşman için isminin 7 harfini bir kalemle bir kağıt parçasının altına yazması ya da seni taşıyan arabanın onun saltanat arabasıyla karşılaşması yeterli. İyi bir adamdır. Belki de hiçbir şey sormadan razı olur. Peki, tamam öyleyse. Ölüm karşısında yürekli davranıp o korkunç düşünceyi ellerimizin arasına alalım ve izleyelim. Ona amacının ne olduğunu, bizden ne istediğini sorup her yönüyle inceleyelim, bilmeceyi heceleyelim ve mezara uzaktan bakalım. Sanırım gözlerim kapandığında uçsuz bucaksız bir aydınlık ve ruhumun içinde yuvarlanacağı ışık dolu dipsiz bir uçurum göreceğim. Sanki kendi özünden kaynaklanan ışıltılar yayan gökyüzünde karanlık lekeler halinde belirecek yıldızlar, yaşayanların gözüne siyah kadifenin üzerindeki altın pulları gibi görünürken benim için altın çarşafın üzerindeki siyah noktalara dönüşecekler.
ya da bu sefil alemle yamaçları karanlıklarla kaplı iğrenç derin bir uçurumda sonsuza dek düşerken etrafımda hiç durmadan hareket eden silüetler göreceğim. Ya da başıma inen darbenin ardından kendimi karanlığın ortasındaki düz ve ıslak bir yüzeyde sürünürken ve yuvarlanan bir baş gibi taklalar atarak düşerken bulacağım. Sanırım sert bir rüzgarla savrularak sağda solda yuvarlanan başka kafalara çarpacağım. Ara sıra içlerinde bilinmeyen ve ılık bir sıvının bulunduğu kapkaranlık bataklıklara, su birikintilerine rastlayacağım. Yukarıya çevirdiğim bakışlarım kalın katmanlara üst üste yığılmış karanlık bir gökten ve uzakta karanlıklardan daha kara devasa duman kemerlerinden, gecenin ortasında uçuşan ve yaklaştıkça alevden kuşlara dönüşecek olan küçük kırmızı kıvılcımlardan başka bir şey göremeyecek. Üstelik bu sonsuza dek böyle sürüp gidecek. Belki de benim de dahil olduğum grivde ölenler, karanlık kış gecelerinde zaman zaman kendilerine ait olan o meydanda solgun ve kanlı bir kalabalık halinde toplanacaklar. Ay görünmeyecek, herkes alçak sesle konuşacak. Belediye konağında yosun tutmuş cepheleri, delik deşik olmuş çatıları ve hepimize acımasız davranan saatiyle orada olacak. Sabah 4'te meydandaki cehennemin giyotininde bir iblis bir celladı idam edecek. Biz de etrafında toplanacağız. Muhtemelen böyle olacak. Ama bu ölüler nasıl bir görüntüyle geri dönecekler? Eksik ve sakatlanmış bedenlerinde neyi muhafaza edecekler? Neyi seçecekler? Hayalet başı mı yoksa hayalet gövdeyi mi? Ne yazık. Ölüm ruhumuzu ne hale getirecek? Onu nasıl şekillendirecek? Ondan ne alıp ne verecek, onu nereye yerleştirecek? Bazen dünyaya bakıp ağlaması için etten gözler bahşedecek mi? Ah bir rahip, bir rahip bunları bilir, bir rahip ve öpmek için bir haç istiyorum. Tanrım, hep aynı düşünce. Ona uyumama izin vermesi için yalvarıp kendimi yatağın üzerine attım. Gerçekten de başımın içinde beni uyutan bir kan birikintisi var. Bu benim böyle uyuyacağım son uyku. Bir rüya gördüm. Gece vaktiydi. Yüzlerini seçemediğim 2-3 dostumla birlikte sanırım çalışma odamdaydım. Karım yandaki yatak odasında kızımla birlikte uyuyordu. Dostlarımla alçak sesle konuşuyor ve birbirimize ettiğimiz sözlerden korkuyorduk. Aniden evin başka bir yanından gelen bir gürültü işitir gibi oldum. Hafif, garip, belirsiz bir gürültüydü. Dostlarım da benim gibi duymuşlardı. Kulak kabarttığımızda bir kilidi yavaşça kesen testerenin boğuk boğuk sürtünme sesini işittik. Bir şey içimizi donduruyordu. Hepimiz korktuk. Belki de gecenin bu geç saatinde eve hırsızların girdiğini düşündük. Ne olup bittiğini anlamaya karar verdik. Ayağa kalkıp mumu elime aldığımda dostlarım tek sıra halinde peşimden geldiler. Karımla kızımın uyuduğu yatak odasının önünden geçtik. Salona girdiğimizde kimse yoktu. Altın çerçevelerin içindeki portreler kırmızı duvar kağıdının üzerinde hareketsiz duruyorlardı. Salondan yemek odasına açılan kapı her zamanki kadar aralık değildi sanki. Yemek odasına girip etrafa göz attık. En önde ben yürüyordum. Merdivene açılan kapı ve pencereler sımsıkı kapalıydı. Sobanın yanına geldiğimde örtü dolabın kapağının sanki arkasına saklanmak için duvara doğru açılmış olduğunu fark ettim. Bu durum beni şaşırttı. Kapağın arkasında birinin olduğunu düşündük. Dolabı kapatmak için elimi uzattığım kapak direndi. Hayretle daha güçlü çektiğimde birden serbest kalınca karşımızda elleri aşağıda, gözleri kapalı, duvara yapışmış gibi hiç kımıldamadan duran kısa boylu yaşlı bir kadın belirdi. Bu iğrenç görüntü karşısında tüylerim diken diken oldu. "Burada ne arıyorsunuz?" diye sordum yaşlı kadına. Cevap vermedi. "Kimsiniz?" diye sordum. Cevap vermedi. Gözlerini kapamış hiç kımıldamadan duruyordu. Dostlarım hiç kuşkusuz buraya kötü amaçlarla girenlerin suç ortağı dediler. Geldiğimizi duyunca ötekiler sıvıştı. Bu da kaçamadığı için oraya saklandı dediler. Yeniden soru sorduğumda bana bakmadan, sesini çıkarmadan, hiç kımıldamadan olduğu yerde durdu. Dostlarımdan biri iteleyince yere düştü. Bir tahta parçası, cansız bir şey gibi hiç tepki vermeden yere serildi. Ayağımızla dürttük. Ardından iki dostum onu ayağa kaldırıp yeniden duvara yasladılar.
hiçbir hayat belirtisi göstermiyordu. Kulağına bağırdıklarında bir sağır gibi sessiz kaldı. Bu arada sabrımız tükeniyordu ve korkumuz içinde öfkeyi de barındırıyordu. İçimizden biri bana mumu çenesinin altına koyun dedi. Yanan mumu çenesinin altına uzattığımda boş boş bakan donuk gözünü hafifçe araladı. Mumu geri çekerken, ah nihayet demek cevap vereceksin yaşlı büyücü, kimsin sen dedim. Göz adeta kendiliğinden yeniden kapandı. Bu kadarı da fazla dedi yanımdaki dostlarım. Tekrar mumu yaklaştırın, konuşması gerek dediler. Mumu yeniden çenesinin altına tuttum. Bunun üzerine iki gözünü yavaşça açıp her birimize teker teker baktıktan sonra aniden eğilip buz gibi soluğuyla mumu söndürdü. O anda karanlığın içinde üç sivri dişin elime yapıştığını hissettim. Uyandığımda soğuk terler içinde kalmıştım. Yaşlı hapishane rahibi yatağımın kenarına oturmuş dua okuyordu. ''Ne zamandır uyuyorum?'' diye sordum. ''Oğlum, bir saatten beri uyuyorsunuz. Kızınızı getirdiler, yan odada bekliyor. Sizi uyandırmalarını istemedim.'' ''Ah kızım, kızımı bana getirsinler.'' diye bağırdım. Taptaze, pes pembe, güzeldi gözleri, iriydi. Üzerine yakışan küçük bir elbise giydirmişlerdi. Onu kollarımın arasına alıp havaya kaldırdıktan sonra dizlerime oturttum. Saçlarını öptüm. Annesi neden gelmedi? Annesi hasta, büyük annesi de. İşte öyle. Şaşkın bir ifadeyle bana bakıyordu. Okşanmasına, kucaklanmasına, öpücüklere boğulmasına izin verse de bir köşede ağlayan dadısına ara sıra endişeli endişeli bakıyordu. Nihayet konuşabildim. Mary, benim küçük Mary'im. Onu hıçkırıklarla kabarmış göğsüme şiddetle bastırdığımda hafif bir çığlık attı. Ah bayım, canımı acıtıyorsunuz. Bayım, zavallı çocuk beni görmeyeli neredeyse bir yıl olacak. Yüzümü, konuşmamı, sesimi unuttu. Üstelik beni bu sakallarla, bu giysilerle ve bu solgun yüzle kim tanıyabilirdi? Nasıl olur? Demek yaşamak istediğim tek yer olan o hafızadan şimdiden silindim. Nasıl olur? Şimdiden baba değilim. Çocukların dilinde sık kullanılan, çok hoş ve masum olduğu için yetişkinlerin ağızlarına alamadığı o babacığım sözcüğünü duymamaya mahkum olmak. Yine de bu ağızdan bir kez daha, son bir kez daha bu sözcüğün döküldüğünü duymak. İşte hayatımdan çalınan 40 yıl karşılığında tek istediğim bu. Dinle Mary dedim. İki küçük elini ellerimin arasına alarak beni tanımıyor musun dedim. Güzel gözleriyle bana bakıp cevapladı. Hayır, nereden tanıyayım ki dedi. İyi bak dedim, beni nasıl tanımazsın? Evet dedi, gördüğüm kadarıyla bir beyefendisiniz. Ne yazık, dünyada sadece tek bir varlığı sevmek, onu bütün kalbiyle sevmek ve karşınızda durup size bakar, cevap verir, konuşurken sizi tanımadığını fark etmek. Sadece onun tesellisine ihtiyaç duymak ve bunu yapması gerektiğinden habersiz olan tek kişi olduğunu anlamak. Mary, baban var mı diye sordum. Evet bayım dedi. Peki nerede dedim. Şaşkın gözlerini bana doğru kaldırdı. Ah demek bilmiyorsunuz, öldü dedi. Ardından bağırdı, az kalsın yere düşecekti. Öldü. Öldü diyordum Mary, ölmenin ne olduğunu biliyor musun? Evet bayım, o hem yerin altında hem de gökte. Sormama fırsat vermeden devam etti. Sabah akşam annemin dizlerine oturup onun için Ulu Tanrı'ya dua ediyorum. Alnını öptüm. Mary, bana duanı oku. Yapamam bayım, gün ortasında dua edilmez, bu akşam evimize gelin size duamı okuyayım dedi. Bu kadarı da fazlaydı. Sözünü kestim. Mary, ben senin babanım. Yok canım dedi. Baban olmamı ister misin dedim. Kızım başını çevirdi. Hayır, benim babam daha yakışıklıydı. Onu gözümden yaşlar aka aka öperken kollarımın arasından kurtulmaya çalışarak bağırdı. Sakalınız canımı yakıyor diye. Bunun üzerine gözlerimi gözlerinden hiç ayırmadan tekrar dizlerimin üzerine oturttum. Mary, okumayı biliyor musun diye sordum. Evet, okumayı iyi biliyorum. Annem mektuplarımı bana okuttururdu dedi.
küçük ellerinde buruşturduğu kağıdı göstererek ''Tamam, biraz oku o zaman'' dedim. Güzel başını iki yana salladı. ''Ama ben sadece masalları okuyabiliyorum.'' ''Olsun, yine de bir dene. Hadi, biraz oku'' dedim. Kağıdı açıp kelimeleri parmağıyla hecelemeye başladı. ''Karar. Kağıdı elinden aldım. Okuduğu benim ölüm kararımdı. Dadısı kağıdı adliye kaleminden birkaç meteliğe almıştı. Ama bu kağıt benim için çok pahalıydı. Hissettiklerimi anlatacak söz bulamıyorum. Ona sert davranmamdan ürkmüştü. Neredeyse ağlayacaktı. Birden bana ''Kağıdımı geri verin, onunla oynayacağım'' dedi. Onu dadısına verip götürün dedim. İçim kararmış, yalnız kalmış, umudumu kaybetmiş bir halde yeniden iskemleye yığıldım. Artık gelip beni götürebilirler, hiçbir şey umurumda değil. Yüreğimdeki son tel de koptu. Bana yapacaklarına hazırım. Rahip de gardiyan da iyi insanlar. Sanırım kızımı götürmelerini söylediğimde gözlerinden birer damla yaş döküldü. Tamam, artık gücümü toplamam ve kararlı bir şekilde celladı, arabayı, jandarmaları, köprüde, rıhtımda, pencerelerde toplanan kalabalığı ve onca başın düşüşüne tanık olan o lanetli griv meydanında özellikle benim için hazırlanan o şeyi düşünmem gerek. Sanırım bütün bunlara hazırlıklı olmak için daha bir saatim var. Bütün bu kalabalık gülecek, ellerini çırpacak, alkışlayacak ve infazı izlemek için neşeyle koşan, meydanı dolduran bu özgür ve henüz zindancılarla tanışmamış insanlardan birçoğunun kafası er ya da geç benimki gibi kırmızı sepete düşecek. Bugün benim için gelenlerin birçoğu bir gün buraya kendisi için gelecek. Bu lanetli yaratıklar için griv meydanının bir yerinde ölümcül bir nokta, bir çekim merkezi, bir tuzak var. Oraya ulaşana kadar etrafında dönüp duruyorlar. Küçük Meryem, onu oyun oynamaya götürdüler. Arabanın camından kalabalığa bakıyor ve artık o beyefendiyi hiç düşünmüyor. Belki de hala ona bir gün okuması ve 15 yıl sonra bugüne ağlaması için birkaç sayfa yazacak zamanım var. Evet, benim kalemimden hayatımı ve ona bıraktığım ismin neden kanlı olduğunu öğrenmesi gerek. Hayatım, editörün notu. Bu konuyla ilgili sayfalar henüz bulunamadı. Belki de kitabın ilerleyen sayfalarında da görüleceği gibi mahkum bunu yazacak zamanı bulamadı. Bu düşünce aklına geldiğinde artık çok geçti. Belediye konağının bir odasından. Belediye konağından. Evet, buradayım. O iğrenç yolculuğu tamamladım. Meydan orada ve pencerenin altında beni bekleyen o alçak kalabalık havlıyor, gülüyor. Gücümü toplamam, kendimi kasmam boşunaydı. Kafaların üzerinden rıhtımın iki feneri arasına dikilmiş o iki kırmızı kolu ve ucundaki siyah üçgeni gördüğümde yüreğim dayanamadı. Son bir açıklamada bulunacağımı söylediğimde beni buraya getirip bir savcı çağırmaya gittiler. Bekliyorum, biraz zaman kazanabilirim. İşte... Saat 3'ü çaldığında bana zamanın geldiğini bildirdiler. Sanki 6 saatten, 6 haftadan, 6 aydan beri bu anı hiç düşünmemişim gibi titredim. Beni koridorlardan geçirip merdivenlerden indirdikten sonra zemin kattaki karanlık, dar, kubbeli, yağmurlu ve sisli gün ışığıyla hafifçe aydınlanmış bir salona itelediler. Ortada bir iskemle vardı. Oturmamı söylediler, oturdum. Kapının yanında ayakta duran birkaç kişi vardı. Ayrıca rahip ve jandarmaların yanında 3 adam duruyordu. Daha uzun, daha yaşlı olan ilki iri yarı ve kırmızı suratlı bir adamdı. Üzerinde bir redingot, başında yıpranmış 3 köşeli bir şapka vardı. Bu oydu. Bu adam giyotinin uşağı cellattı. Diğer ikisi de onun uşağıydılar. İskemleye oturur oturmaz diğer ikisi bana kedi gibi arkadan yaklaştılar. Aniden saçlarımda çeliğin soğuğunu hissettim ve makasların gıcırtısını duymaya başladım. Üç köşeli şapkası olan adam rastgele kesilip omuzlarıma düşen saç tutamlarını iri eliyle hafifçe yere doğru iteliyordu. Etrafımda alçak sesle konuşuluyordu. Dışarıda havayı dalgalandıran bir titreşime benzer büyük bir gürültü vardı. Önce bunun nehrin sesi olduğunu sandım ama yükselen kahkahaları duyduğumda bu seslerin toplanan kalabalıktan geldiğini anladım.
pencerenin yanında duran ve elindeki kalemle defterine notlar alan genç bir idam zindancılardan birine bu işleme ne ad verildiğini sordu. Mahkumun saç tıraşı cevabını verdiler. İdam haberimin yarın gazetelerde yer alacağını anladım. Aniden uşaklardan biri ceketimi çıkarıp diğeri sarkın iki elimi kavrayıp sırtımda birleştirdiğinde bir ipin birbirine yaklaştırılan bileklerimin etrafında yavaşça dolanıp düğümlendiğini hissettim. Bu arada diğeri fularımı çıkarıyordu. Eski benden geriye kalmış tek giysi olan patiska gömleğimi görünce bir an duraksadı, ardından yakasını kesmeye başladı. Bu korkunç davranışların boynuma değen çeliğin soğukluğun etkisiyle dizlerim gevşedi ve göğsümden boğuk bir hırıltının yükselmesi üzerine saçımı kesen adamın elleri titredi. ''Beyefendi, bağışlayın, canınızı mı yaktım?'' dedi. ''Bu cellatlar çok iyi yürekli insanlar. Dışarıda kalabalığın uğultusu daha da artıyordu. Yüzü sivilceli iri yarı adam bana sirkeye batırılmış bir mendil uzattı. ''Teşekkürler'' dedim. ''Gerek yok.'' ''Kendimi iyi hissediyorum.'' dedim. Bunun üzerine uşaklardan biri eğilip iki ayağımı küçük adımlar atabileceğim şekilde ince ve gevşek bir iple bağladı. Ardından bu ipi ellerimdekiyle birleştirdi. İri kıyım adam sırtıma attığı ceketin kollarını çenemin altında düğümledi. Yapmaları gerekenleri yapmışlardı. O sırada rahip hacıyla yanıma yaklaştı. ''Hadi oğlum.'' dedi. Uşakların kollarıma girmesiyle ayağa kalkıp yürümeye başladım. Gevşek adımlarım sanki her bacağımda iki diz varmışçasına eğilip bükülüyorlardı. O sırada dış kapının iki kanadı açılınca öfkeli bir uğultu, soğuk bir esinti ve beyaz bir ışık karanlıkta içime işledi. Karanlık kapının dibinde aniden basran yağmurun ortasında adliye sarayının büyük merdivenine yığılmış binlerce başın uluduğunu gördüm. Sağda eşiğin kenarındaki kapının sadece ön ayaklarını ve koşum takımlarını fark edebilmeme izin verdiği bir sıra jandarma atı, karşıda savaş düzenine girmiş bir askeri birlik, solda ise bir arabanın arkasına yaslanmış dik bir merdiven vardı. Karşımda bir hapishane kapısına yakışacak şekilde çerçevelenmiş iğrenç bir tablo yer alıyordu. Cesaretimi bu ürkütücü an için toplamıştım. Üç adım atıp kapının eşiğine ulaştım. İşte nihayet çıkıyor diye haykırdı kalabalık. En yakınımdakiler ellerini çırpıyorlardı. Ne kadar sevilirse sevilsin bir kral bile böyle büyük bir coşkuyla karşılanamazdı. Sıradan bir arabaya sıska bir at koşulmuştu. Arabacının üzerinde bisetre yakınlarındaki bostancıların giydiği kırmızı desenli mavi bir gömlek vardı. Arabaya ilk önce üç köşeli şapkası olan iri yarı adam bindi. ''Merhaba Bay Samson'' diye bağırıyordu parmaklıklara asılan çocuklar. Uşaklardan biri onu izledi. ''Bravo Mardi'' diye bağırdı çocuklar yeniden. İkisi de arka sıraya oturdular. Sıra bana geldiğinde kararlı adımlarla arabaya bindim. ''Pek sakin görünüyor'' diye bağırdı jandarmaların yakınındaki bir kadın. Bu acımasız övgü beni cesaretlendirdi. Rahip yanıma oturdu. Beni arka sıraya, sırtım atın arkasına gelecek şekilde oturtmuşlardı. Gösterilen bu son özen içimi ürpertti. Arabanın içinde biraz da olsa insanlık kalmıştı. Etrafıma bakınmak istedim. Önde arkada jandarmalar, her yanda kalabalıklar, kalabalıklar, kalabalıklar vardı. Meydanı insan kafalarından oluşan bir deniz kaplamıştı. Bir atlı jandarma takımı beni Paris'in parmaklıklı kapısında bekliyordu. Subayın emir vermesi üzerine araba ve kortej adeta ayak takımının ulumasının arkada nitelemesiyle harekete geçti. Parmaklıklı kapı geçildi. Arabam Ponta Change'e doğru döndüğü sırada meydana kaldırım taşlarından çatılara kadar yükselen bir uğultu hakim oldu. Köprüler ve rıhtımlar bu uğultuya yer sarsıntısına andıran tepinmelerle karşılık verdi. Atlı jandarma takımı burada korteje katıldı. ''Şapkaları çıkarın, şapkaları çıkarın!'' diye bağırıyordu binlerce ağız hep birden. ''Adeta bir kraldım.'' O sırada ben de iğrenç bir şekilde güldüm ve rahibe ''Onlar şapkalarını çıkarıyor, ben de kellemi!'' dedim. Araba ağır ağır ilerliyordu. Çiçekçiler rıhtımından güzel kokular yayılıyordu. Bugün pazar vardı. Çiçekçiler demetlerinin başından benim için ayrılmışlardı. Adliye sarayının köşesindeki kare şeklinde kulenin karşısında
asma katları en iyi yeri kaptıkları için mutlu izleyicilerle, özellikle kadınlarla dolu meyhaneler vardı. Bugün meyhanecilerin işleri iyi gidecekti. Masalar, iskemleler, bina iskeleleri, arabalar kiralanıyor, hepsi izleyicilerle doluyordu. İnsan kanı içen tüccarlar avazı çıktıkları kadar yer isteyen var mı diye bağırıyorlardı. İçimi öfkeyle dolduran bu kalabalığa benim yerimi isteyen var mı diye bağırmayı düşündüm. Bu arada ilerlemeye devam eden arabanın attığı her adımda kalabalığın daha ileride geçeceğim noktalarda yeniden bir araya gelmek üzere dağıldığını şaşkınlıkla izliyordum. Ponte Change'e girerken arkama sağıma rastgele yönelttiğim bakışlarım diğer rıhtımdaki evlerin üzerinde tek başına yükselen heykellerle kaplı ve tepesinde taştan iki canavar bulunan siyah bir kuleye takıldı. Nedenini bilmeden rahibe bunun hangi kule olduğunu sordum. ''St. Jack's Labashire'' diye cevapladı cellat. Sisin ortasında ince ince yağan beyaz yağmurun havayı bir örümcek ağı gibi çiziklerle bölmesine rağmen etrafındaki hiçbir şeyi nasıl olup da gözden kaçırmadığımı anlayamıyorum. Her ayrıntı bana kendi ıstırabını taşıyordu. Kelimeler bu duyguları anlatmakta yetersiz kalıyor. Çok dar ve insanlarla dolu olduğu için yola güçlükle devam ettiğimiz Ponte Change'in ortasında içimi şiddetli bir korku kapladı. Bayılmaktan korktum. Gururumun son kalıntısı. Bunun üzerine uğultularla kesildiği için rahibin güçlükle duyabildiğim sözleri dışında kendimi dış dünyaya kapadım. Haçı alıp öptüm. Bana merhamet et Tanrım dedim ve bu düşünceye dalmayı denedim. Ama arabanın her şiddetli sarsıntısıyla yerinden sıçrıyordum. Ardından aniden çok üşüdüğümü hissettim. Yağmur giysilerimden içeri sızıyor, kısa kesilmiş saçlarımın arasından kafa derimi ıslatıyordu. ''Soğuktan mı titriyorsunuz?'' diye sordu rahip. ''Evet'' diye cevapladım. Ne yazık, sadece soğuktan titremiyordum. Köprünün dönemecinde bekleyen kadınlar çok genç olduğuma üzüldüler. Ölümcül rıhtıma girdik. Artık bütün bu sesleri pencerelerdeki, kapılardaki, dükkanlardaki, fener direklerindeki bütün başları, o meraklı ve acımasız izleyicileri, hepsi beni tanıyan ve benim hiçbirini tanımadığım bu insanları, insan yüzleriyle kaplanmış bu yolu görmemeye, duymamaya başlamıştım. Sarhoş gibi sersemlemiş kendimi kaybetmiştim. Bütün bakışların ağırlığının üzerinizde yoğunlaşması katlanılmaz bir şey. Oturduğum sıranın üzerinde dikkatimi rahibe ve haça bile veremeden titriyordum. Etrafımı saran uğultuların arasında merhamet dolu sözleri sevinç çığlıklarından, kahkahaları yakınmalardan, sesleri gürültüden ayırt edemiyordum. Bütün bunlar beynimde bakır bir çalgının yankısı gibi titreşen bir uğultuya dönüşüyordu. Gözlerim gayri ihtiyari dükkan tabelalarını okuyordu. Bir an içimi nereye gittiğimi görmek için dönüp bakmak isteği kapladı. Bu zihnin son meydan okumasıydı. Ama beden bunu kabul etmedi. Ensem felç olmuş, şimdiden ölmüş gibiydi. Sadece solumda, nehrin ötesinde, buradan bakıldığında Notre Dame'in diğerini gizleyen kulesini hayal meyal gördüm. Bayrak asılı olan bu kulede her şeyi rahatça görebilecek bir kalabalık toplanmıştı. Araba ilerledikçe peş peşe sıralanan dükkanların yazılı boyalı, yaldızlı levhaları beliriyor ve ayak takımı çamurun üzerinde gülüp tepiniyordu. Tıpkı uyurken rüya görenler gibi her şeyi oluruna bıraktım. Aniden gözlerimin önündeki dükkanlar zinciri bir meydanın köşesinde sona erdi. Avaz avaz bağıran kalabalığın sesi daha da yükselip neşelendi. Arabanın aniden durmasıyla az kalsın yüzüstü yere kapaklanıyordum. Rahip beni kolumdan tuttu, cesaret diye mırıldandı. O sırada arabanın arkasına bir merdiven getirdiler. Rahip koluma girdi, aşağı indim, sonra bir adım attım. Bir adım daha atmaya çalışsam da başaramadım. Rıhtımın iki fener direği arasında lanetli bir şey gördüm. Ah, işte gerçek buydu. Bu şokun etkisiyle sendeleyerek durdum. Son bir açıklama yapmak istiyorum diye güçsüzce haykırdım. Beni buraya çıkardılar. Son arzumu yazmak istediğimi söyledim. Ellerimi çözseler de bir ucu ayaklarımda bağlı olan ip hemen yanımda hazır duruyordu. Son arzumu yazmak istediğimi söyledim. Ellerimi çözseler de bir ucu ayaklarımda bağlı olan ip hemen yanımda hazır duruyordu.
hangisi olduğunu bilemediğim bir hakim, bir komiser ya da üst düzey bir yetkili geldi. İki elimi birleştirip iki dizimin üzerine çökerek ondan bağışlanmamı istedim. Bana zoraki bir güler yüzle bütün söylemek istediğimin bu mu olduğunu sordu. "Bağışlayın, bağışlayın," diye tekrarladım. "Ya da hiç değilse merhamet edip 5 dakika daha bekleyin." Kim bilir, belki de bağışlanabilirdim. Benim yaşımda bu şekilde ölmek dehşet verici. Son anda gelen bağışlama kararlarına sık rastlanırdı. Beni bağışlamayıp da kimi bağışlayacaklardı? O iğrenç cellat, hakimin yanına yaklaşıp idamın belirlenen saatte infaz edilmesi gerektiğine, zamanın daraldığını, bu işten kendisinin sorumlu olduğunu, üstelik yağmurdan bıçağın paslanabileceğini söyledi. "Ah, merhamet edin, bağışlanmam için 1 dakika daha bekleyin, yoksa kendimi savunurum, sizi ısırırım." Hakim ve celladın aşağı inmeleri üzerine 2 jandarmayla yalnız kaldım. Ah, sırtlanlar gibi haykıran iğrenç halk, buradan kurtulamayacağımı, bağışlanmayacağımı kim bilebilir? Beni bağışlamamaları imkansız. Ah, sefiller, sanırım merdivenden çıkıyorlar. Saat 4.